30 Temmuz 2022 Cumartesi sabahından herkese günaydın efendim. Çalar Saat hafta sonuyla birlikteyiz. Ben Merve Yıldırım. Umarım iyi bir güne uyanırsınız. Uyanmamış olanlara da şimdiden günaydın. Tekrar tekrar hatırlatırız tabii ki. Bugün güne nereye kadar etiketiyle başladık? Merve Yıldırım TV Twitter ve Instagram'dan düşüncelerinizi, haberlere dair yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz tabii ki. Gününüz aydın olsun. Önce manzaramızla buluşturalım istiyoruz sizleri. İstanbul, Kazlıçeşme mevkii, Zeytinburnu sahil burası. Pırıl pırıl bir deniz var. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Geçtiğimiz Temmuz çok daha sıcak geçmişti. Sıcak ve nemli geçmişti. Yine de meteorolojiden tabii ki bazı uyarılar var. Örneğin o uyarıların ismini de söylemek istiyorum size. Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyormuş efendim. Bunun ne anlama geldiğini de birazdan paylaşıyor olacağız. Bunaltıcı sıcaklar aslında bu yaz yeni yeni kendini gösterecek. Tabii ki tatil beldelerimizde, Güneydoğu bölgemizde, Akdeniz bölgemizde ya da denize daha yakın olan bölgelerde nem oranı daha yüksek. Ama özellikle tansiyonu olanlar dikkat etsinler. Bir de şu tehlike var maalesef ki koronavirüs tablosu ciddi anlamda alarm veriyor ve Eylül başlangıcında maalesef böyle giderse durumlar içler acısı bir hale yeniden bürünmemiz an meselesi. Bir yandan maymun çiçeği, bir yandan koronavirüs, diğer yandan genetik hastalıklar ve kronik hastalıklar yüzünden lütfen sağlığınızla ilgili önlemlerinizi almaya devam ediniz efendim. Bu uyarıyla birlikte ilk manşetimize, ilk gazete detayımıza bakalım mı? Bakalım. Kavrulacağız diyor 9 sütun. Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor demiştik. Türkiye'de bugünden itibaren yazın en sıcak günleri yaşanacak. Güneyde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ve uzmanlar vatandaşların 10 ila 16 saatleri arasında güneşe maruz kalmamalarını söylüyor. Bu sıcaklıklar çöl sıcakları, nem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimlere de bırakan Eyyam-ı Bahur'un özellikle yurdun güney kesimlerinde yoğun şekilde hissedileceğini gösteriyor. Temmuz ayının sonuyla Ağustos ayının başına rastlıyor. Bugünler bir hafta sürecek. Aman dikkat, uyarılara kulak asalım. Hava durumuna da memleketimizin havasına da şöyle bir bakalım efendim. Valilikler bir bir uyarıyor günlerdir. Sıcak hava dalgası Eyyam-ı Bahur geliyor. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak, yakıp kavuracak. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri demek Eyyam-ı Bahur. Artık yerini çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları gibi terimlere bıraksa da her yıl Temmuz ayının sonuyla Ağustos ayının başında geliyor. Çoğu ilde sıcaklık 40 dereceyi buluyor, hatta üstüne çıkıyor. Bursa ve Antalya Valiliği uyarı geçti. Önümüzdeki birkaç gün sıcaklık seviyesi kritik düzeyde olacak. Yurdun güneyi ile iç kesimlerinde sıcaklık 35 derece ve üstünde. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün boyunca böyle olacak. Kuzeyinde ise hava sıcak ancak yağmur geçişleri yaşanacak. Bugün Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır yağmurlu. Sonraki günlerde ise yağmur Karadeniz ve Marmara'nın batısında etkili olacak. Diyarbakır'a gidiyoruz şimdi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde devam eden baraj inşaatında hidrojen sülfür tüpünün patlaması sonucu 18 çalışan zehirlendi. Diyarbakır Silvan'da hidrojen sülfür patlaması paniği yaşandı. Baraj inşaatında çalışan 18 kişi gazdan zehirlendi. Akşam saatlerinde Silvan ilçesi Kırsal Babakaya mahallesinde baraj ve hidroelektrik santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde hidrojen sülfür tüpü patladı. Baraj inşaatında çalışan 18 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi. Hastanede tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tek teselli bir facianın yaşanmamış olması. Bir Gün gazetesinin manşetinde çevremizle, doğamızla ve verilen hukuk mücadeleleriyle alakalı bir detay var. Önemli bir detay. Çevreyi koruyan son engel kalktı.
Talana karşı son engel olan ÇED yönetmeliği yine tırpanlanarak işlevsiz hale getirildi. Sermaye yağmada tamamen özgür bırakıldı. Komisyon toplantıları artık online yapılacak ve halkın katılımı azalacak. Toplu konutta ÇED zorunluluğu sınırı 200 konuttan 300'e çıkarıldı. Ulaştırma projeleri ÇED'den muaf tutuldu. Meslek örgütleriyle demokratik kitle örgütleri sürecin dışında bırakıldı. Özellikle çevre için adalet arayan vatandaşlarımızın ve pek çok köyün bu eylemlerle ve bu ses yükseltmelerle, karşı durmalarla önüne geçtiğini gözlemledik. Yani halkın, oradaki yerel halkın ve Türkiye'nin dört bir yanından toplanan, doğayı seven ve korumak isteyen çiftçilerimizin alanlarını maalesef imara açan yasaların karşısında, projelerin karşısında duran insanlarımızın da aslında eylem yapma hakkına gölge düşürecek bir karar ve 23 kez değiştirildi. ÇED raporundaki bu durumlar maalesef yurttaş da bu alınan kararla süreç dışı bırakılmış oldu. Bu da günün en üzücü haberlerinden biri ve uzun vadede aslında bu haberin ne anlama geldiğini daha iyi anlıyor olacağız efendim. Bundan tam bir yıl sonra Muğla Marmaris'te yine alevler yükseldi. Yangın tatilcilerin konakladığı bir ofise ulaştı, otele ulaştı. İçeride mahsur kalanlar oldu. Havadan ve karadan müdahaleyle can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı alevler. Ama ne yazık ki pek çok ormanımız yandığı gibi yine ağaçlarımızı ve doğamızı alevlere teslim ettik. Şu an her yer yerleşim alanlarına doğru iniyor. Otelimiz yanıyor. Marmaris. Allah kahretmesin, yanıyor. Otel yandı. Şu anda şiddetini çok arttırdı. Çık kardeşim, çık. Alevler yine Muğla Marmaris'i teslim aldı. İçmelerde önce ormanlık alanda başladı yangın, ardından bir otele sıçradı. Konaklayanlar mahsur kaldı. Oteldeki yıkım yangının ardından yapılan incelemelerde ortaya çıktı. İnanılmaz kötü, inanılmaz şu anda. İnanılmaz halde, hızla da büyüyor. Şurası çok azdı, müdahale edemedik. Geçen yıl yine 29 Temmuz'da başlamış, tam 2 hafta söndürülememişti Marmaris'teki yangın. Bir yıl sonra aynı tarihte bu defa yerleşim yerlerinin hemen yanında alevler yükseldi. Otele de sıçrayınca konaklayanlar büyük panik yaşadı. Bölgeye hemen itfaiye ekipleriyle yangın söndürme helikopterleri ve uçakları sevk edildi. Daha önce yanan bölgeleri sıçradı. Kardeş gel. Bir arkadaşım, birisi şu anda dumandan yoğun etkilendi. Çık kardeşim, çık. Çık. Alevler önce Marmaris Otelcilik ve Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli'nin 7. katının çatısını tutuşturdu. 10 dakika içinde otel neredeyse tamamen alevlerle sarılmıştı. Mahsur kalanlar kurtarıldı ama alevleri söndürmek kolay olmadı. Yerleşim yerinin hemen yanında yükselen alevlere havadan 7 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından otele girenler hasarın boyutunu böyle görüntüledi. Üst katların neredeyse tamamı enkaza dönmüştü. Ve siyasetin sıcak gelişmeleriyle devam ediyoruz. Sözcü gazetesinden ilk siyasi detayımız gelsin. Ağrı'ya giden Kılıçdaroğlu'na vatandaş böyle dert yandı. Dilimiz lal, gözümüz kör olsaydı, elimiz kırılsaydı onlara oy vermeseydik. Ekonomik sıkıntılara ilave olarak bir de su sıkıntısı çeken 100. yıl mahalle sakinleri Kılıçdaroğlu'ndan su sorununa çare bulmasını istedi. Ağrı'da büyük bir coşkuyla karşılandı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve dert yanan mahalleliler oy verdikleri AKP'li belediyeden şikayetçi oldular. Çocuklarımı besleyemiyorum, süt alamıyorum diyen vatandaşlar vardı ve özellikle de bir vatandaşın sözleri dikkat çekiciydi. 20 yıldır bu mahallede su yok dedi. Yollar berbat, bir kere olsun bu mahalleye adım atılmadı. Ve Kılıçdaroğlu da şöyle yanıt verdi. Su hayattır. Valiyle konuşacağım. Söz veriyorum. Buraya su getireceğim. Oy verseniz de
vermeseniz de suyu getireceğim dedi. Son zamanlarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle esnaf ziyaretleri, yapmış olduğu mitingler oldukça kalabalık ve hareketli geçiyor. Ve tabii ki gündemi belirliyor olması, vermiş olduğu vaatlerle de gündemi belirliyor olması dikkat çekici efendim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arda esnaf ziyaretlerindeydi dedik ve o kalabalık aslında esnaf ziyareti olsa da bir miting havasında geçti. İşte CHP liderinin Arda'daki esnaf ziyareti. Cumhurbaşkanımız sensin. Bu seferki Cumhurbaşkanımız sensin. Sen. Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz. Merhaba. Tek bir yolumuz var. Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim. Allah'ın izniyle sizin takdirinizde. Esnaf ziyareti bir anda mitinge dönüştü. Kılıçdaroğlu Ağrı'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Saraylarda da oturmayacağım. Bunun da sözünü veriyorum. Ağrı'da veriyorum sözünü. İl il, ilçe ilçe esnaf ziyareti yapıp vatandaşın derdini dinliyor muhalefet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ağrı'da esnafın, çiftçinin, işsizin sorunlarını dinlemeye gitti. Ancak daha aracından iner inmez etrafını vatandaşlar sardı. İşsizlik var, yoksulluk var, geçinememe durumu var. Bütün bunları biliyorum. Size bir tek sözüm var. Oy verirseniz, iktidara taşırsanız göreceksiniz. Erzurum'dan başlayıp İran sınırına kadar olan bölgeyi tarım bölgesi ilan edeceğiz. Üretici bölgesi, hayvancılık bölgesi ilan edeceğiz. ÖTV'siz, KDV'siz mazotu size de vereceğiz. Adına kırmızı mazot diyoruz. Ekiyorsunuz, zarar ediyorsunuz. Mazot, ilaç, gübre hepsi ateş pahası. Herkes neyi ekeceğini bilecek. Sizin zarar etmeyeceğiniz bir modeli hayata geçirmemiz lazım. Daha önce Şanlıurfa'da güneş enerjisiyle elektrik üreterek çiftçiye bedava elektrik sözü vermişti. Ağrı'da tarım bölgesi ve fabrika vaadini dillendirdi. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Buraya bir değil, onlarca fabrika yapılması lazım. Hiç endişe etmeyin. Büyük bir sabırla sandığı bekleyeceğiz. Sandığa gideceğiz. O beyefendiyi emekli edeceğiz. 20 yıldır buradayız. 20 yıldır bu mahallede su yok. Bu mahalleye su vermiyorlar. Yolları zaten görüyorsunuz berbat. Gerçekten içecek suyu bulamıyoruz. Anlatacak laf bulamıyoruz. Aylardır neredeyse çocuklarla ben yaptıramadım. Ağrı merkeze bağlı 100. yıl mahallesini ziyaret etti CHP lideri. 20 yıldır su sıkıntısı çektiklerini söyleyen vatandaşları dinledi. Emin ol Allah'a. 24 saat bizim suyumuz akmıyor. Ben sabah kalmışım. Elimi yıkayacağım, su bulamadım. Geçen milletvekili abimiz geldi kapımıza. Dedi ki İtfaiyeyi arayacağız, size su göndereceğiz. Diyorlar ki belediye başkanı, savcı sayanı aramazsan göndermiyoruz. Keşke dilimiz lal olup, gözlerimiz kör olup, ellerimiz kırılaydı da o oyları onlara vermeyeydik. Kılıçdaroğlu mahallenin su sorunun çözümü için de söz verdi. Ben şimdi Sayın Valiyle konuşacağım. Eğer imkanımız yok, biz buraya su getiremiyoruz diyorlarsa söz veririm ben size. Su neredeyse oradan buraya getiririm. Karar Gazetesi'nden başka bir yansıma gelecek şimdi. İnsanlık değerleri geri itildi. Mülteci göçünde yaşam hakkını gözetmek için kurulan Avrupa Sınır Ajansı'nın Atina'nın trajedilerle biten geri itmelerine göz yumduğu ortaya çıktı. Sığınmacıların botlarla açık denizlere bırakıldığını, ajansın da ölümlere yol açan bu engellemeleri örtbas ettiği belirtildi. İnsanlık utancı, skandal Avrupa değerleri sığınmacılar kapıya gelene kadar işliyor tepkilerine yol açtı. Zaten bilinen bir şeydi ve her zaman da konuşulan bir durumdu. Ama Avrupa Sınır Ajansı'nın bu konunun yeniden gündeme gelmesi de tabii ki iyi bir şey. Ama bir yandan da Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu bir görüşmeden cümleyi paylaşmak istiyorum. Almanya Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Bizim Dışişleri Bakanımız ve Türkiye'ye teşekkür borçluyuz dedi. Bu kadar çok insanı kabul etmeniz çok etkileyici. 4 milyon mültecinin güvenle yaşamaları çok önemli dedi Almanya Dışişleri Bakanı. Bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na. İşte bu noktada da aslında üzerinde düşündürücü meseleler var. Örneğin İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sorulan kaç milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz sorusuyla alakalı
Bazı muammalar vardı bu hafta, konuşulan ve tartışılan konulardan biriydi. Tabii ki teşekkür edecek bize Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleri. Çünkü onları kabul etmedikleri göçmen vatandaşları, mültecileri biz sınırsız öncelik tanıyarak ülkemizde yaşamalarına izin veriyoruz. En azından bu düzensiz göç krizinin aslında bu teşekkür başka bir yandan da göstergesi diyebiliriz. Tabii bu noktada konuşulacak çok şey var ama nedense bir çözüme ulaşılmıyor efendim. Bundan 15 ay önce başka bir mesele vardı gündemde. Gri pasaport skandalı gündeme gelmişti. CHP bazı belediyelerin derneklere yapılan protokol kapsamında gri pasaportla yüzlerce kişinin yurt dışına götürüldüğünü ve o kişilerin çoğunun geri dönmediğini ortaya çıkarmıştı. O belediyelerden birisi de Malatya'nın AK Partili Yeşilyurt Belediyesi'ydi. Danıştay, belediye başkanı ve 3 yöneticisi hakkındaki soruşturma iznini kaldırdı. Devletin vermiş olduğu gri hizmet pasaportuyla bir seyahat gerçekleşiyor ve bunun organize bir VIP insan kaçakçılığı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izi Danıştay'dan döndü. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla hizmet damgalı pasaport kullanarak Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ünün dönmemesi nedeniyle başlatılan soruşturmada Danıştay, belediye başkanı ve 3 belediye yöneticisi hakkındaki soruşturma iznini kaldırdı. Burada suçlu olan, bu olay ortaya çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi olacak herhalde. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin bir dernekle çevre bilincini geliştirme projesi adı altında yaptığı protokolle 45 kişiyi Almanya'ya gri pasaportla götürdüğünü ancak 2 belediye görevlisi dışında 43 kişinin dönmediğini CHP ortaya çıkardı. Bu tam bir insan kaçakçılığı ama dünyada icat edilmemiş bir insan kaçakçılığı. Sadece bizim belediyemizde olan hadise değil, Türkiye'nin değişik belediyelerinde de benzer projeler var. Pasaport süresi bitip dönmeyen 804. 19 ilde 27 belediye. Şu anda 13 müfettişimiz bu soruşturmayı yapıyor. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı skandalı doğrulamış, İçişleri Bakanı da 27 belediyede benzer olayın olduğunu söylemişti. Muhalefet insan kaçakçılığı derken belediye yöneticileri açığa alınmadı ama haklarında soruşturma başlatıldı. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı ve 3 yöneticisi hakkında da. Sağından da baksanız, soluna da baksanız bir suç unsuru içeren, suç olan bir olay. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve 3 yönetici haklarındaki soruşturma izini Danıştay'a taşıdı. Ve Danıştay 1. Dairesi oy çokluğuyla o soruşturma izni kaldırdı. 3 üye gri pasaport verme yetkisi belediyelerde değil valiliklerde dedi. Belediyelerin derneklerle protokol imzalamasının suç sayılamayacağını söyledi. Projenin ve seyahatin belediye ve belde sakinlerine hiçbir katkı sağlamadığının, bazı kişilerin yurt dışına çıkışı için belediye imkanlarının ve yetkilerinin kullanılması amacı taşıdığının açık olduğu. Karşı oyda da bu ifadeler yer aldı. Danıştay'ın iki üyesi protokol kapsamında yurt dışına götürülen kişilerin yeşil yurtta dahi yaşamadığına vurgu yaptı. Belediyenin usulsüz düzenlenen pasaportlara aracılık ettiğini söyledi. Sorumluluk belediye başkanı ve yöneticilerinde dedi. Ama iki üyenin oyuna karşı 3 üyenin oyuyla soruşturma izni kaldırıldı. Siyasi bir kararla yine karşı karşıyayız. Hiç kimse suçlu değil, herhalde suçlu bu olaya ortaya çıkaranlardır. Üniversite okuyacak gençlere mezun olunca ilk hedefiniz iş bulmak olmamalı diyen Mustafa Varank'a bu kez de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yanıt verdi. Özdağ, bakan hakkındaki çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi. Mustafa Varank'ın iki yeğenini kamuda üst düzey görevlere getirdiğini öne sürdü ve bakan iddiayı yalanladı. İkili arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Sonrasında tabii ki okumaktaki amacın ne olduğunu birlikte sorgulayacağız. Bir kere üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı. Bu çağrıyı yapan Varank iki yeğenini bir devlet kurumuna yerleştirdi. Hem de üst bir pozisyona yerleştirdi. Normalde o kurumda çalışanların belki 20 yılda geldikleri bir kurum. Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Gençlere üniversite okuma hedefiniz iş bulmak olmamalı diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı bir iddia attı ortaya. İki yeğenini kamuya üst düzey göreve yerleştirdi dedi. Bakandan yalanlama geldi. Bu olay aşağı yukarı 10 ay önce oldu.
Şimdi zamanı geldi, söyledik. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım. Edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri? Bir genç arkadaşın bu yaşlarda ben bir yere gireyim, maaşımı alayım diye yola çıkmasını potansiyellerini aşağı düşürücü düşünce tarzı olarak görüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak gençlere tavsiyede bulundu. Mezun olunca ilk hedefiniz iş bulmak olmamalı dedi. Buralardan mezun olduktan sonra kendi girişimlerini yapabilirsiniz. Yurt dışına gitme çabası içinde olan Türk gençlerine cesaret vereceğine, yeni istihdam alanları yaratacağız, yeni iş yerleri kuracağız diyeceğine, düşüneceğiniz ilk şey istihdam olmasın çağrısında bulunan bir bakan eğer kendi yeğenlerine çifter çifter iş buluyorsa bundan utanç duymalı. Ümit Özdağ, Mustafa Varank'ı eleştirirken çarpıcı iddiayı dile getirdi. Varank'ın iki yeğenini kamuda üst düzey bir göreve yerleştirdiğini söyledi. Sonra bu yeğenler olumsuz bir işe karıştılar. Adli merciler tarafından da tespit edildi. Onun üzerine o kurumdan ayrılıp Varank tarafından başka bir kuruma alındılar. Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan, kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır. Terbiyeli konuş, sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin, müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen. İnsanda biraz utanma olur. Gençlerin ise 3 ana gündemi var. 1. Geleceğe dair ümitlerinin sizde karşılandığını görmek istiyorlar. 2. İstihdamla ilgili beklentileri var. 3. Türkiye'nin ülke olarak bir yere gelmesini ümit ediyorlar. Bakan Varank, gençlere ilk hedefiniz iş bulmak olmamalı derken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda gençlerin 3 ana gündemi içinde istihdamı saydı. Yani iş beklentilerini. Mustafa Varank'ın bu açıklamaları sonrası aslında bir kez daha istatistikleri, devletin resmi istatistiklerini gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Örneğin genç işsizlik %20.3 Türkiye İstatistik Kurumu'na göre bile ve üniversiteli işsizlerde 1 milyonun üzerinde efendim. Bir öğrenci niçin okuldan mezun olur ya da bir birey niçin okula gider, sonrasında meslek sahibi olabilmek ve tabii ki hayatını kurabilmek, geçimini sağlayabilmek için. Peki bunca öğrenci, milyonlarca öğrenci neden okuyor ve neden üniversiteye gidiyor? Tabii ki Türkiye şartlarında ilk düşünecekleri şey bir an önce elinin ekmek tutmasıdır. Ve tabii ki kendilerini geliştirebilecek zamanları olsa ve devlet tarafından onlara kalacak yer ya da iş bulamadıkları ve okumaya devam ettikleri süreçte karşılığı olmayan ve geri ödemeye mecbur tutulmayan bir burs sağlanmış olsaydı belki o zaman bir an önce iş bulayım derdine düşmezdi diye düşünüyorum gençlerimiz. Ama Türkiye şartlarında bu açıklamanın aslında çok akıl dışı olduğunu da sizlerle kendi düşüncem olarak paylaşmak istiyorum. Bizi izleyen üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlarımız ya da üniversitede okuyan, lisede okuyan talebelerimiz de düşüncelerini yazabilirler. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Sinan Bey diyor ki işsizleri küçümsemek işsizlik oranını az göstermek, iş bulmak olmamalı demekle işsizliği tetiklemek nereye kadar diyenlerden biri ve tabii ki bu noktada aslında bir dokun bin ah işit döneminden geçen gençlerin de fikri en önemlisi ve en değerlisi maalesef Türkiye'de daha okuldan mezun olmadan iş bulmak zorunda olan gençlerimiz var. Onu bırakın çocuk işçiliğinin ne kadar yaygın olduğunu konuşuyoruz. Her yerde görebilirsiniz. Pek çok çocuğumuz belki yaz tatillerinde kendini geliştirmek için kurslara, ek derslere, spor faaliyetlerine, tatillere gitmek hakkına sahip olması gerekirken maalesef çalışmak durumunda kalıyor. Tabii ki çalışmak güzel ve erken yaşlarda iş hayatına atılması güzel bir şey bence insanın. Ben de onlardan biriyim ama çocuk işçiliği meselesine geldiğimizde bu başka bir boyut.
ve bu boyuta iten her türlü unsurun da aslında bir yönetim krizi olduğunu da unutmamak gerekiyor efendim. Bunu da belirtmek isterim. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir ekonomi detayı. Aslında bu haftanın en tartışmalı ve en dikkat çekici açıklamalarının yansımalarından biri diyebiliriz. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'yla sanayiciler ters düştü. Kısa bir süre önce bir karar alınmıştı ve bu kararla birlikte çekilecek olan krediler için bir sınırlandırılma getirmişti. Tabii ki ekonomistler bu duruma oldukça karşı çıktı ve bu aslında hiçbir sorunun çözümü olmayacağını ve bankalarla sanayicileri, iş insanlarını karşı karşıya getireceğini söylemişlerdi. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Meclisi toplantısında sanayicilerle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında bir döviz tartışması yaşandı ve Kavcıoğlu bankacılıkta %15-16 ile verilen ucuz krediyle kimse döviz almasın, mal stoğu yapmasın dedi. Yani aslında sanayiciyi stokçulukla suçladı Sayın Bakan ve tabii ki o anlarda da bazı diyaloglar dikkatlerden kaçmadı. Bu 18'lerden biliyorsunuz geldi. Bugün tekrar o noktalara. Son bir haftayı çıkarın, 10 günü. Ondan önceki bir aylık süreçte en az değer kaybeden Türk lirası. Türkiye 7 liralık kurlardan 18 liraya gelmiş. Enflasyonda %16'dan %78'e ulaşmış. Daha hala bize 10 günün hesabını anlatıyor beyefendi. Ayrıca 10 gün çıkarsak ne olacak? Kur 17.50 idi, bugün 18 liraya gelmiş. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun döviz kurundaki artışa Türk lirasının değer kaybına yönelik yaptığı hesaba tepki sürüyor. Ya sen kendi hesabını ver. Sen Merkez Bankası Başkanı olduktan sonra bu ülkenin kuru ne duruma düştü? Bu ülkenin parası nasıl pul oldu? Bu ülkede enflasyon nasıl %16'lardan 78'lere geldi? Sen önce bunun hesabını ver. Türkiye'nin potansiyeli sadece kur hareketiyle veya enflasyonla değil, ihracat potansiyeli, üretim potansiyeli, istihdam yaratma potansiyeli etkin bir şekilde görüyor olmamız lazım. Bugün Türk lirası savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'nın parasından bile daha değersiz hale gelmiş. Bugün Türkiye, Bulgaristan'ın, Gürcistan'ın ucuzluk pazarı haline getirilmiştir. 18 Temmuz'dan Kavcıoğlu'nun enflasyon raporunu açıkladığı 28 Temmuz'a kadar dolar kurundaki artış yaklaşık 50 kuruş. Muhalefet, Türk lirasındaki değer kaybını ölçmek için tarihi 10 gün değil, Kavcıoğlu'nun göreve başladığı 20 Mart 2021 tarihine kadar çekti. Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinde Merkez Bankası'nın başına dolar 7 lira 33 kuruşmuş. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı'na atandığında Türkiye'de tüketici fiyatları enflasyonun %16 düzeyindeymiş. Bugün kurumuz 18 lirada, tüketici fiyatları enflasyonu %78'de. Son bir haftayı çıkarın, 10 günü. Ondan önceki bir aylık süreçte en az değer kaybeden Türk lirası. Faiz düşerse enflasyon da düşer tezini uygulamaya geçirerek Türkiye tarihinin en önemli, en kritik para politikası hatalarından birisini yapmıştır. Eylül ayında 8 liralarda olan kur bugün 18 liraya geldiyse, o dönemde faiz %19'dan %14'e düşürülmesine rağmen o dönemde hazine faizleri %13-14'lerdeyken bir noktada %20-25'leri bulduysa bunun tek sebebi liyakatsiz, cahil ekonomi kadrolarıdır. Ocak ayında %23,2 olarak belirlediği yıl sonu enflasyon tahminini %60,4'e çıkardı Merkez Bankası. Buna rağmen Kavcıoğlu iyimser bir tablo çizerken Haziran ayı dış ticaret rakamları da açıklandı. Haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %184,5 arttı. 8 milyar 167 milyon dolar oldu. Ocak-Haziran dönemindeki dış ticaret açığı ise 51 milyar dolar. Ve Türkiye'de kredi rekorunun kırıldığı bir dönemde bu kadar krediden şikayet duyulmasını ciddi şekilde bugün konuşmamız gerekiyor. Daha önce 2 milyar dolar olan özel ve kamu bankaları limiti 10 milyar dolara çıkarıldı. Dolayısıyla ihracatçımız, yani Merkez Bankası'nı eleştirmek yerine bankalara gidecek, bu kaynağı alacak. Kim kullanamıyorsa ben takipçisi olacağım. Bu kadar net söylüyorum. Kaynak var, vade uzatıldı, faiz düşürüldü. Bu kadar şikayeti anlamıyorum. Gideceksiniz, alacaksınız. Ben Merkez Bankası Başkanı olarak Türkiye'nin üretim ve yatırım yapacak, üretim yapacak, istihdam yaratacak, ihracatı artıracak tüm firmaların bu kaynaklardan yararlanması için bana ne düşerse yapmaya hazırım. Kaynak var ama herkes şikayet ediyor. O zaman bu kaynak nerede, ona bakacağız. Böyle bir şey yok. Ya ben biliyorum nerede olduğunu, bir kısmını. Herkes döviz aldı.
Bunların hepsinin listesi var bende. Birebir de hepinizle paylaşabilirim. Sanayi ÖDES üyeleri de var. İTON üyeleri de var. ATON üyeleri de var. ASON üyeleri de var. Türkiye'nin bütün odalarını ve biz yüzleşmek zorundayız. Türkiye bir dönemden geçiyor. Burada yanlış yapanlar varsa onlar da bu şeye artık çeki düzen verecekler. O arkadaşlarla görüştüm. O iş adamlarımızla görüştüm. Döviz alma. Ha, ithalat yapacaksın. Dövize ihtiyacın var tabii. Ne zaman ödemen varsa bir hafta içerisinde gel bu krediyi al, kullan. Ama hesabında 100 milyon dolar varken 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyma. Bunu vermeyeceğiz. İSO'dan bütün her yere ilan ediyorum. Dövizleri bozsunlar. Bir kısmını bozsalar kur yarın başka bir yere gelir. Yenilik Çağ Gazetesi'nde aslında işi özetleyen konu var. Rıfat İsarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama sonrasında Sayın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu açıklamayı yaptı. Ekonomik krizin sonuçları giderek ağırlaşıyor. Vatandaş geçim sıkıntısı yaşarken esnaf dükkanına kilit vurmak zorunda kalıyor. Girdikleri durumdan kurtulmak umuduyla bankalara giden iş insanları da kredi yok cevabıyla karşılaşıyor. Rıfat Hisarcıklıoğlu da banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarıyor dedi. Özellikle politika faizinin düşürülmesi ama bunun karşısında konut kredileri, taşıt kredileri ya da ihtiyaç kredilerinin faizlerinin çok yüksek boyutlarda olması, yüzde oranlarında olması vatandaşın aslında aynı zamanda vatandaşın iş dünyasıyla birlikte belini büken ve işlerini çıkmaza sokan unsurlardan biri. Tabii ki faizin bu kadar karşısında olduğunu açıklayan bir hükümet göz önünde bulundurulduğunda maalesef aslında faiz sisteminin sıradan vatandaşlar ya da iş dünyasındaki bireyler için, vatandaşlar için çok da adil olmadığını uzun zamandan beri gözlemliyoruz efendim. Şimdi resmi gazetede yayınlanan bir kararla devam ediyoruz. Yılbaşına kadar istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunun 26.808'i hekim ama 20 binden fazlası uzman hekim. Türk Tabipleri Birliği'ne göre bu aynı zamanda ne kadar çok doktorun istifa ettiğinin de göstergesi. Ancak çözüm sözleşmeli personel almak değil, başka çözümler gerekiyor. Bu arada aslında resmi gazetede yayınlanan bu meselede açığın ne kadar önemli boyutlara ulaştığını gösteriyor. Gözüme randevu alamıyor. Niye alamıyorsunuz randevu? Doktor yok. Randevu bulmak kolay oluyor mu? Şu anda değil. Şu anda çok zor. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin oldu. Daha uygun koşullarda istihdam fırsatı doğuyor. Alınacak bu hekimlerin 20 bini uzman. Soruna eğer Sağlık Bakanlığı bu kadar uzman alarak çözmek istiyorsa bence bu yine yanlış politikaların bir devamı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından müjde gibi duyurdu 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını. Bunun neredeyse tamamına yakını hekim ama yaklaşık 20 bini de uzman hekim olacak. Türk Tabipleri Birliği'ne göre açıklanan rakam kamudan istifa eden doktorların ne kadar fazla olduğunun da göstergesi. Daha önceden de her yıl uzman hekim veya pratisyen aile hekimi alıyordu. 16 bin civarında hekim alınıyordu. Özellikle son zamanlarda kamudan ayrılan yaklaşık 10 bin hekimin de bir itirafı niteliğinde bu kadar uzman almaları. Demek ki sağlıkta yolunda gitmeyen çok ciddi sorunlar ve sağlıktaki şu an yaşadığımız çöküş noktası. Türk Tabipleri Birliği alınacak sağlık çalışanlarının sözleşmeli değil kadrolu devlet memuru olması gerektiği görüşünde. İkinci Başkan Profesör Doktor Ali İhsan Ökten'e göre sağlık sistemindeki sorunun çözümü sadece sayıları artırmakla da mümkün değil. Sözleşmeli olduğunuz zaman iş güvenceniz yok. Her an işinize son verilebilir veya sözleşmenin sonunda uzatılmayabilir. Diğer taraftan önemli bir sorun, aynı işe eşit ücret vermiyorsunuz. Bu da çalışma barışını
bozan çok ciddi bir durum. Düşük ücret, zor çalışma koşulları ve şiddete maruz kalan hekimler ya yurt dışına gidiyor ya da özel hastanelere geçiyor. Kamuda doktor açığı var ama asıl açık birinci basamak sağlık hizmetlerinde. Türk Tabipleri Birliği'ne göre birinci basamakta bizim aslında açığımız var. Biz ne yapıyoruz? Sorunu ikinci ve üçüncü basamakta çözmeye çalışıyoruz. Bu sefer buralara çok fazla hasta birikiyor. Teşhisimiz de doğru değil. Uygulanan tedavi de doğru değil. 31 Ağustos'a bana gün verdi eko için. Benim 4.7 anevrizmam var, aorta anevrizmam. O tarihe kadar yaşayacak mıyım? Profesör Doktor Ökten'e göre polikliniklerdeki yığılmanın ve randevu sorununun temel nedeni de aile hekimliği sisteminin etkili bir şekilde kullanılamaması. Şu an bir aile hekimine yaklaşık 3000-4000 nüfus düşüyor. Bu çok yüksek bir oran. Bunu azalttığımız zaman 2. ve 3. basıma yönelen bu kadar fazla hasta olmayacaktır. Günde 500 kişiye bakıyormuş adamcağız. Yorgun adam, kıpkırmızı olmuş suratı. O odadan koşuyor, o odaya, o odadan o odaya. Onun da canı var. Seslerini duyurmak için sık sık eylem yapıyor doktorlar. Sorunlarının çözümü için Sağlık Bakanı'nın kendilerine kulak vermesini istiyorlar. Bu sorunları çözmeye veya bu sorunları tespit etmeye yanaşmıyor Sağlık Bakanı. Gelip en azından bu sorunları bizlerle konuşsa, paylaşılsa, çözüm önerilerine karşılıklı bulsak daha iyi bir sağlık sistemine doğru gidebiliriz. Doktor Oğuzhan Ergican, Adana'dan yazan bir hekimimiz. Sağlık Bakanlığı daha nereye kadar doktorların sesini duymazdan gelecek? Günden güne artan ve önü alınmayan sağlıkta vahşet ve hak kayıpları nedeniyle kamuda hekim kalmayacak dedi. Bu arada bu konuyla alakalı olağanüstü toplanma talebinde bulunan muhalefet partileri pazartesi günü en başta sağlıkta şiddet meselesini tartışmak üzere mecliste bir toplantı gerçekleştirecek. Tabii ki çözülmeyen pek çok mevzu mecliste gündeme gelecek. Olağanüstü toplanıyor 1 Ağustos'ta meclis. MHP, HDP ve AK Parti katılmayacağını ve bu konunun toplanmak için karşı olduklarını dile getirse de pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pek çok önemli konu masada olacak ve sıcak bir gün geçecek diyebiliriz. Tabii ki sağlık çalışanlarımızın bir an önce can güvenliğinin yeniden konforlu alanlarda çalışabilmeleri için inşa edilebilmesi gönlümüzden geçen birinci dilek. Tabii ki kilitlenen sağlık sistemindeki sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir yandan randevu çilesi, diğer yandan şiddet, öteki taraftan bekleyen ameliyatlar ve bu arada ameliyat malzemesi sıkıntısının da yaşandığını pek çok üniversite ve devlet hastanesinde söylememiz mümkün. Malzeme eksikliği sebebiyle de maalesef tedavilere geç kalan pek çok hastamız var. Bu konuya da dileriz ki bir an önce çözüm bulunsun. Bu arada staj mağdurları, sizleri tabii ki unutmuyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar gibi staj mağdurlarıyla alakalı da her zaman olduğu gibi bu sabah da çok fazla mesaj var. Yılmaz Özdemir diyor ki bu bekleyiş nereye kadar sürecek? 14-15 yaşımızda otosanayide, atölyelerde, torna tezgahı başında elimiz yüzümüz yağ pas içinde staj yaptık, çalıştık, emek verdik. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Borçlanma hakkı verilsin. Staj SSK başlangıcı bekliyor. Staj SSK başlangıcı bekliyor etiketiyle de zaten sıkıntılarını uzunca bir zamandır gündemde tutmaya ve gündeme getirmeye çalışıyor. Bu mağdur grupta onların da hakkını yememek gerekiyor. Bu arada geçtiğimiz haftalarda Özgür Bey bizimle birlikteydi, SGK uzmanımız ve şöyle bir öneride bulundu. Şimdi EYT, emeklilikte yaşa takılanlar meselesi KYK sorunundan sonra hükümetin ve muhalefetin bir numaralı gündemi ve hiç bu kadar çözüm için umutlanılmamıştı aslında. Ve çözülmeye yakın olduğunu söylüyor bu işi takip edenler. Gönül Boran da öyle, EYT Federasyonu Başkanı. İlk defa bu kadar yakınlaştığımızı söylüyor ve bu anlamda da SGK uzmanlarının özellikle bir konu üzerinde durduğunu söylemek istiyorum. Mutlaka ki hizmet dökümünüzü alıp
bir SGK uzmanına eğer danışabiliyorsanız, danışamıyorsanız da devlet kurumlarında ve bu konuda yapmanız gereken hazırlıkları, araştırmaları önceden yapın uyarısı var. Çünkü eğer böyle bir şey çözüme ulaşma aşamasına gelebilirse, daha ciddi şekilde masaya gelirse, yığılmaların olması an meselesi olduğunu söyledi SGK uzmanımız Özgür Bey. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Yeni Asya Gazetesi'nden başka bir detay. Avrupa tasarrufta, biz israf yarışında. Malum dünyada bir gaz ve elektrik krizi var. Tabii ki Rusya-Ukrayna arasındaki savaş bunun önemli sebeplerinden biri. Ama fiyatların artmasıyla alakalı olarak her ülke özellikle kış ayları başlamadan kendi adına önlemlerini almaya devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de siyah bir fotoğraf karesi görüyorsunuz efendim. Işıl ışıl kent siyahlara büründü. Ama bu bilinçli yapılan bir şeydi. Almanya'da birçok heykel ve köprü gibi 200'e yakın yapının kademeli şekilde 3-4 hafta süreyle ışıklandırılmayacağı kaydedildi. Berlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina enerji politikalarındaki tehditler karşısında enerjinin dikkatli kullanılmasının önemine işaret etti ve özellikle de kamu sektörü için geçerli. Bu nedenle Berlin'de sorumlu olduğumuz binaları artık ışıklandırmayacağız ifadesini kullandı. Tabii ki başlık çok dikkat çekici. Avrupa tasarrufta, biz israf yarışında. İsrafı tartıştığımız bu zamanlarda özellikle saraylardaki ışıklandırmaların devlete ne kadar mal olduğunu konuştuğumuz bu zamanlarda acaba Türkiye'de bir tasarruf politikası uygulayacak mı? Önlem amaçlı tüm Avrupa ülkelerinin kademeli olarak bu kesintileri yaptığını söyleyebiliriz. Almanya Berlin'den gelen bu kare aslında ilk sizinle paylaştığımız kare olsa da yer yer pek çok Avrupa şehrinde de bu tip küçük adımların, küçük ama aslında büyük adımların atıldığını söyleyebiliriz. Kış bizim için nasıl geçecek? Elektrik ve doğalgaz faturalarının ne kadar yüklü olduğunu konuştuk bu kış maalesef ve ekonomistlere bakarsak, ekonomi profesörlerine bakarsak bu daha başlangıçtı ve esas krizin yansımalarını biz bu kış göreceğiz. Bir yandan barınma, bir yandan temel ihtiyaçlar, ciddi anlamda yaşam zorlaşıyor ama en azından elektrik ve doğalgazın tamamen kesilmemesi adına bazı adımlar atılacak mı? Bu da aslında merak edilen başka bir konu. Şimdi bir de bu görüntülerin canlısına bakalım. Rusya'nın doğalgazda kesintiye gitmesinin ardından Avrupa'yı kara kış endişesi sardı ve krizde en fazla etkilenecek ülke olan Almanya enerji tasarrufu için adım atmaya başladı. Şimdi efendim, halka sıcak su yerine soğuk suyla duş almayı tavsiye etti Almanya. Rusya doğalgaz vanasını kıstı. Almanya önlemleri devreye soktu. Önemli binalarda ışıklar söndü. Kamu binaları ve spor salonlarında sıcak su kesildi. Halka soğuk duş alma tavsiyesi yapıldı. Sıkıntıları anlatmaya çalışan Ekonomi Bakanı protestoların hedefi oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından batıyla ipler gerildi. Yaptırımların hedefi olan Moskova enerji kozuyla karşılık verdi. Avrupa'ya sağladığı gazda kesinti kararı aldı. Kuzey yakın bir boru hattında vanayı kıstı. Avrupa'yı kara kış korkusu sardı. Rusya'nın kararından en fazla etkilenecek ülkelerin başında Almanya geliyor. Hükümet enerji tüketimini düşürmek için harekete geçti. Amaç kış öncesi gaz depolamak. Başkent Berlin ve Hanover gibi şehirlerde bazı önlemler devreye girdi bile. Berlin yönetimi Zafer Anıtı, belediye binası, heykel ve köprü gibi 200'e yakın yapının ışıklarını söndürdü. Başkent karanlığa büründü. Tasarruf adımı atan bir diğer şehir Hanover'de ise kamu binalarında ısıtma sistemleri kapatıldı. Sıcak su akışı kesildi. Benzer kesinti yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde de uygulanacak.
Bu nedenle halka soğuk suyla duş alma önerisi götürüldü. Kentteki önemli yapıların aydınlatılmasına ara verilirken meydanlardaki çeşme ve fıskiyelerin de açılmayacağı duyuruldu. Kriz henüz hanelere yansımasa da Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck acı haberi şimdiden verdi. Kasım ayında gaz faturası hane başına birkaç yüz eurodan az olmayacak dedi. Katıldığı bir etkinlikte ıslık ve sloganlarla protesto edilen bakan büyük şaşkınlık yaşadı. Sahnede konuşmakta zorlandı. Enerji tasarrufu için kolları sıvayan ülkelerden biri de Fransa. Hükümet mağazalara klimalar çalışırken kapılarını kapatma zorunluluğu getirdi. Spor Bakanlığı ise kış döneminde gece maçlarına yasak getirmeyi planladığını açıkladı. Türkiye'de böyle bir kısıtlama olacak mı ya da böyle bir önlem alınacak mı bilmiyoruz. Ama özellikle bu kış gündeme gelen bir araştırma, bir tartışma söz konusuydu. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Sarayı için 150 odalı Aksaray için bir fatura öne koyulmuştu. CHP gene şöyle ki Gürsel Tekin yapmıştı bu araştırmayı yanlış hatırlamıyorsam ve toplamda efendim 60 bin lira olmak üzere günlük elektrik faturasının yıllık 21 milyon 600 bin liraya ulaştığını iddia etmişti faturanın, Aksaray faturasının. Bu da aslında bu tasarrufun değil israfın bir anlamda başka açıldığı bir pencere olarak nitelendirilmişti. Bu haberin çıktığı aylarda, Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki bu kısıtlamalara gidilecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama önlem almak iyidir. Tabii ki o noktaya gelmeyelim ama yine de şimdiden ne yapılması gerekiyorsa ya da ne yapılacaksa, nasıl bir eylem hazırlığı, eylem planı varsa bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum efendim. Bugün nereye kadar etiketiyle güne başlamıştık? Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazacağınız mesajlarınızı okuyacağım ikinci blokta. Şimdi bir reklam arası veriyoruz ve reklam dönüşü devam ediyoruz. Nereye kadar etiketiyle güne başlamıştık? 30 Temmuz 2022 Cumartesi sabahından yeni uyananlara da tekrar tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz efendim. Yine sizden gelen birkaç mesajı hemen hızlıca paylaşmak istiyorum söz verdiğim gibi. Yılmaz Özdemir diyor ki bu bekleyiş nereye kadar sürecek? 15-16 yaşımızda hastanelerde, muhasebe ofislerinde, bürolarda staj yaptık, çalıştık ama haklarımızı alamıyoruz. Borçlanma hakkı verilsin, staj SSK başlangıcı bekliyor diyen staj mağdurlarından biri. Ve tabii ki Doktor Aysel Yavuz her zamanki gibi ekran başında diyor ki hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırma, kadın cinayetleri, ödenilmeyecek kadar yüksek faturalar, her gün artan enflasyon, akaryakıtta her gün zam, hala indirilmeyen elektrik ve doğalgaz faturaları nereye kadar, bunu sorguluyorum ben bu sabah diyen izleyicilerimizden biri. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim mesajlarınızı. Nereye kadar etiketiyle. Son zamanlarda, son günlerde emekliler bir koşuşturmaca içerisinde. Keşke almış oldukları maaşlarını nereye harcayacağını düşünecek şekilde koşuşturmaca yaşasalardı ya da acaba bu sene tatilimi nerede yapsam diye koşuşturuyor olsalardı, maalesef durum böyle değil. Çünkü emekli maaşları yetmediği gibi o açığı kapatmak için emekliler bankadan bankaya koşuyor. Çünkü 3 yılda bir aldığı banka promosyonlarında yeni kampanyalar açıklandı bankalar tarafından. 2000 liradan başlayan promosyonlar bazı bankalarda 7500 liraya kadar çıkınca emekliler de maaş aldıkları bankaları değiştirebilmek adına kuyruklarda bekliyor ve bankalarını değiştiriyorlar. Peki onların düşüncesi nasıl ve almış oldukları promosyonlarla ne yapabildiler? Biz halk olarak kim fazla verirse, kimden daha iyi yararlanırsa o tarafa gideriz yani. Artık zaman öyle. 2750 aldım ama kapayacağım. Başka bankaya gideceğim. Neden değiştiriyorsunuz? 5000 lira veriyor çünkü. Banka promosyonu aldınız mı? Aldım. Ne kadar aldınız? 5000. Şimdi bazı bankalar 7500 lira vermeye başladı. Geldik şu an. Burası 7000 lira verdiği için
Şu an buraya geçiş yapacağız. Emekliler biraz daha fazla promosyon alabilmek için banka banka geziyor, saatlerce sıra bekliyor. Çünkü geçinemiyorlar. Ellerine geçecek fazladan her bir kuruşa ihtiyaçları var. Emeklileri kendilerine çekmek isteyen bankalar da promosyon teklifini güncelliyor. 2-3 bin lirayla başlayan promosyon teklifleri 7500 liraya kadar çıktı bazı bankalarda. Yetişmiyor artık hiçbir şekilde, iki yakamızı bir araya getiremiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. O yüzden insanlar nerede biraz fazla promosyon duyarsa hemen oraya akın ediyorlar. Ben de duydum, kardeşim de duydu. Dedik hemen gidelim. Bizim için 100 lira bile önemli şu devirde. En düşük emekli maaşın dediler 3500 lira. Ev kiraları en düşük oldu 6000 lira. Neyle geçinecek bu insanlar? Emeklinin maaşı artan fiyatlar karşısında hızla eriyor. Tek maaşla kirasını, faturalarını ödeyip gıdaya da bütçe ayırabilmesi neredeyse imkansız emekliler için. Bu yüzden borçlanarak sürdürüyorlar yaşamlarını. Geçim derdi yüzünden tedavilerini bile ertelemek zorunda kalıyorlar. Var mıdır gidecek bir yeri bu 7500 liranın sizin için? Olmaz mı? Olmaz mı? Hele bu zamanda. Ne yaptıracaksınız mesela? Mesela dişlerim kırıldı, onları yaptırabilirim. Göz ameliyatı olmak istiyorum. Gerçi bunlara yetmez de yani en azından bir katkıda bulunur. Bu para sizin için önemli bir para mı? Önemli tabii, bu hayat şartlarında her şey almış başını gidiyor maşallah. Bir ekmek olmuş 5 lira. Geçinemiyorsunuz mecburen. Yani neresi fazla verirse oraya dönüş yapıyorsunuz. Saat öğleni geçmesine rağmen bankanın içindeki kalabalık hiç azalmıyor. Büyük çoğunluğu da promosyon almak için bekleyen emekliler. Çünkü mevcut maaşlarıyla geçinmekte zorlanıyorlar. Borç içinde ayı döndürmeye çalışıyor emekliler. 7500 liralık promosyonla da o borçlarını kapatmayı düşünüyorlar. Kredi kartına ve krediye gidecek diyeyim ben size. İçinden deyin ki hani belki bir yemek yiyebilirim, onu bile yiyemezsiniz. Çünkü her tarafımız çok açık. Öbür bankadan aldım, 2000 lira almıştım, onu yatırdım, geri 5000 lira aldım. Ne yaptınız 5000 lirayı? Vallahi bir şey söylemeyeyim, ne olduğunu anlayamadım. Gitti 5000 lira. Emeklinin banka banka dolaşıp biraz daha fazla promosyonla açığını kapatmaktan başka çaresi yok. Hiç borcu olmayan bile şimdiden kış aylarını nasıl geçireceğini hesap ediyor. Bankadan alacağı parayı kışın gelecek ağır faturalar için kenarda tutmayı planlıyor. En azından kışa yatırım yaparsın. Kenarında bekletirsin. Kışın herhangi bir doğalgaz, elektrik, su faturalarına bir yardım olur yani. Çünkü geçim çok zor. Hilmi Taşkın diyor ki eğitim emekçileri ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmen olarak farklı statülerde istihdam ediliyordu. Şimdi bir de uzman ve baş öğretmen olarak ayrıştırılacak. Aynı görevi yapan öğretmenleri nereye kadar ayrıştıracak bakanlık? Öğretmen zaten mesleğinin uzmanıdır diyor. Özellikle bu hafta sözleşmeli öğretmenlerimizin ne kadar zor durumda olduğunu konuştuk. Çünkü pek çoğu yazın çalışamadığı ve maaş alamadığı için tarlalarda ya da geçici ek işlerde çalışmak zorunda. Evlerini geçindirebilmek için. Çünkü belli bir kotayı dolduramayan sözleşmeli öğretmenlerimiz maalesef o kotayı dolduramadığında da hem tatillerde maaşlarını alamıyorlar, bir gelirleri olmuyor, hem de sigortaları yapılmıyor ve bu nedenle de maalesef başka işlerde öğretmen olmalarına rağmen çalışmak durumundalar. Müjde diye Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gelişme sunmuştu ama o aslında sözleşmeli öğretmenlerimizin penceresinden baktığımızda yeterli bir konu olarak değerlendirilmedi. En azından müjde niteliğinde değildi onlara sorarsanız. Bu vesileyle hem öğretmenlerimizin ayrıştırılmamasını hem de seyircimizin yazmış olduğu konunun dikkate alınmasını ve bu uygulamanın hayata geçmemesini tabii ki temenni ediyoruz. Öğretmenler kategorize edilmesin. Zaten onlar mesleğinin uzmanları ve aynı maaşı, aynı geliri almayı hak ediyorlar. En azından bunu söylemiş olalım efendim. Ve su bir temel ihtiyaç. Susuz yaşanmaz. Havasız yaşanmadığı gibi susuz da yaşanmaz. Ama gelin görün ki su fiyatları da aldı başını gidiyor. Özellikle büyük şehirlerde çok pahalı su fiyatları, zam üstüne zam geldi ve bu da en temel ihtiyaçların başında geldiği için içme suyu fiyatlarını gözlemleyen ve ona gücü yetmeyen vatandaşlarımız 40 liraya dayanan damacana fiyatları karşısında
gücü yetmeyen vatandaşlarımız içme suyu yerine musluk suyu içmek zorunda kalıyor. Bu da maalesef ki krizin bir başka göstergesi. 30 lira. Dallağını sönüp parayla veriyorsalar nasıl olacak bu milletin hali? Zaten evin suyu da geliyor 300 lira. Emekli adam ne yapacak? Nasıl kalkacak bunun altına? Aldığımız maaş belli. 4 tane nüfusun varsa yandın yani. Haftada 2 alıyorum yani. Şehir şebeke suyu içemediğimiz için alıyoruz. Zorluyor tabii ki de. Geçen sene 12,5 liraya sattığımız su. Yani insanlar en ucuz suyu 25 liradan aşağı alamıyorlar en ucuz suyu. 36 liraya 40 liraya varan damacana fiyatları var. Damacana su fiyatları bir yılda neredeyse 4 katına çıktı. 19 litrelik bir damacana su 2021 yılında 12,5 liraydı. 2022'de fiyatı 40 liraya kadar yükseldi. Su satıcılarına göre bu zammın gerekçesi akaryakıta gelen zamla artan nakliye giderleri. Geçen seneki maliyetlerimizle bu seneki maliyetlerimizin arasında 3 katı fark var. Geçen sene 25 liraya dolan bir motorun benzin deposu bu sene 150-160 liradan aşağı dolmuyor. Bir temel ihtiyaç su sonuçta bu. Daha az olmalı diye düşünüyorum. En temel ihtiyacımız yani. Damacanayı sipariş edip eve geldiği zaman diyor ki işte fiyata zam geldi. Şok oluyorsunuz. Mecbur olacaksınız. O bir ihtiyaç yani sonuçta. En temel ihtiyaç su. Bu fahiş fiyatlardan sonra bütçesi el vermeyen aileler şebeke suyuna dönmek zorunda kaldı. Damacanadan vazgeçti, musluğa yöneldi. Bazı aileler var mesela, daha önceden iyi alışveriş yapan müşterilerimiz vardı. Belli bir kısmı gitti. Nereye gitti? İşte arıtmaya mı gitti ya da çeşme suyu mu içiyorlar artık? Ne yapıyorlar? Bunun da sebebi şu. İnsanların gelirlerindeki düşüş, piyasanın fiyatlarındaki ciddi artış. Buna ana etken tabii. Bir damacana su ortalama 35 liraya satılıyor ki bazı markalarda bu rakam daha da yukarılara çıkabiliyor. 4 kişilik bir ailenin bir haftada en az 2 adet su tükettiğini varsayarsak aylık su masrafı 280 liraya çıkıyor. 4 kişilik aileyiz. Haftada 2 veya 3 damacana tüketiyoruz. Pahalı. Şu anki herkesin aldığı maaşlara, şeylere bakarak çok pahalı bence. Benim tanıdığım insanlar var, inanın damacanayı da almıyor. Çeşme suyunu tüketiyor yani artık. Çok geliyor, almıyorlar. Bazı müşterilerimiz var. Neredeyse her gün su alıyorlar. Bu da ayda 25-30 tane su demektir. Yani 30 liradan hesapladığınız zaman aylık 900 lira bir aile sadece içme suyuna para veriyor. Sadece damacana su değil, pet şişelerde satılan yarım litrelik suyun fiyatı da katlandı. Eskiden 1 liraya satılan su marketlerde en uygun 3 liraya alınabiliyor artık. Tüketici dışarı çıkarken evden yanına pet şişede suyunu alıp çıkıyor. Pet şişelerin koli fiyatları 35 ile 50 lira arasında. Geçen sene 1 liraya satılan 0,5 su bu sene 3 liraya satılıyor. Pet şişe gruplarında insanlar sadece ambalaja para diyorlar aslında. Geçen sene 20 liraya satılan bir koli işte 0,50 pet şişe suyu 24 adettir bir koli dediğimiz. Bu sene 44 lira. Mecbur kalırsak alıyoruz. Genelde dolduruyorum evden çıkarken. O şekilde yanımda taşıyorum. Enflasyon herkesi mahvetmiş durumda. Emeklinin hali zaten ortada. Allah herkese yardım etsin. Daha önce maaş alınan bankadan tüketici kredisi çekilmişse o banka maaşa bloke koyuyor. Maaşını başka bankaya promosyon için taşıyamıyorsun. Nereye kadar diyor Nabi Bey. Aslında az önce emeklilerimizin banka promosyonunun yüksek olması adına maaşlarını başka bankaya taşıması meselesini paylaşmışken bir de böyle bir problem olduğunu Nabi Bey de bir emekli olarak bizimle paylaştı. Eğer daha önce tüketici kredisi çekilmişse ama anladığım kadarıyla o tüketici kredilerinin ödenmesinde sıkıntı varsa bloke koyuyor. Yani bankalarla aslında hemen hemen Türkiye'nin yarısı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yarısı, altı da olabilir tabii ki, biraz başı belada gibi görünüyor. Kredi kartı borçluları, kredi borçlularının özellikle en yüksek seviyelere ulaştığı bu dönemlerde, icra dosyalarının kabarmış olduğu bu dönemlerde yoksulluğun ve geçinememenin bedellerini ödüyoruz diyebiliriz. Öğretmenlerimizden çokça mesaj geldi. Selin Hanım diyor ki maalesef çok fazla atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan bir Türkçe öğretmeni, Türkçe dersi, diksiyon dersi vermeli size. Ha, siz beni eleştiriyorsunuz. Çok özür dilerim. Ben şimdi hemen eleştiriyi de paylaşayım. Selin Hanım diyor ki atanamayan öğretmenlerinden Türkçe öğretmenlerinden biri Türkçe dersi, diksiyon dersi vermeli size.
Teşekkür ederim. Ben zaten başkalarına ders veriyorum. Siz de isterseniz size de ders verebilirim. Şimdi Şahin Bey'den gelen bir mesaj. Emeklilerin çoğu devlet ya da PTT'den maaş alıyoruz. Çoğumuz da kredi çektik ama ayrılamıyoruz. Bize de emsal promosyon verilsin. Bunu yaşayan anlar diyor. Hükümet ne olursa olsun sesimizi duymak zorunda diyen izleyicilerimizden biri. Tabii devlet, çoğu devlet ya da PTT'den maaş alan emeklilerimiz için de galiba bir problem söz konusu. Onlar için de çözüme ulaşmasını bekliyoruz. Bu arada seyircimiz beni eleştirirken sağ olsun yine de bir iyiliğe vesile oldu. Atanamayan öğretmenlerimizi de burada es geçmek istemiyorum. Hem sözleşmeli öğretmenlerimiz hem de atanamayan öğretmenlerimiz için bir an evvel çözüm bekliyoruz. Tabii atanamayanları sadece öğretmen olarak değerlendiremeyiz. Ataması yapılmayan bir kitle var. Koskocaman bir kitle var. Ve onlar mesleklerini icra etmek istiyorlar. Ve onlar almış oldukları eğitimin hakkını vermek istiyorlar. Yeni genç nesilleri yetiştirebilmek adına kendi mesleklerini icra etmek istiyorlar. Lütfen ataması yapılsın o insanlarımızın da. Dünya Gazetesi ile devam edelim. Dünya Gazetesi'nden bir ekonomi detayı aslında. İkinci el bilgisayar ve beyaz eşya pazarına nur yağdı. Özellikle son bir yılda toplumun yarı yarıya aslında yarıya yakını dayanıklı tüketim malı almamış. Böyle bir istatistik var. Genellikle ikinci ellere yöneliyor insanlar. Çünkü beyaz eşya fiyatlarında ÖTV, özel tüketim vergisi adı altında alınan vergileri tartışırken bir de üzerine gelen zamların çok dikkat çekici boyutlarda olduğunu uzun zamandan beri tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Özellikle yeni evlenecek olanlar için alışveriş neredeyse 3-4 misline çıkmış durumda. Beyaz eşyada buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, cep telefonu gibi eşyalarda maalesef ikinci ele yönelmek durumunda kaldı. Maalesef diyorum. Evet, çalışır vaziyette olan elektronik eşyalar bence sonsuza kadar, gittiği yere kadar kullanılmalı ve tüketim toplumuna dönüşmüş bir haldeyken ikinci elin çok önemli bir sektör olduğunu düşünüyorum ve bozulmadıkça, eskimedikçe yenisiyle değiştirilmemesi gerektiğini doğru bulsam da en azından fiyatların sıfır eşyalarda ulaşılabilir olması gerektiğini de unutmayalım. İstatistiklere bakarsak satın aldığınız birinci el miydi ürün, ikinci el miydi diye sorulduğunda son bir ayda turuncular ikinci el oranını gösteriyor. Cep telefonu örneğin kullandığım marka veya modelden daha iyi bir marka model aldım diyenler de var. %60 oranında ama tabii ki bazı anketlerde başka durumları da gösterebiliyor efendim. Sofraların olmazsa olmazı patates ve soğan. Maalesef soğan da artık lüks oldu. Pazarda en ucuzu 10 lira olan patates İstanbul halinde 8 liraya, tarladaysa en az 5 liraya bulunuyor. Üretici kâr edemiyor, tüketici yüksek fiyatından dolayı yanına yaklaşamıyor. Kilosu 10 mu? Normalde 3 TL olması gerekiyor. Kilo patates alsanız yeter mi? 2-3 kilo ne gerekiyor? Yemeğe soğan koyabiliyor musunuz? Hayır. Artık koyamıyoruz gerçekten. Soğan da lazım, patates de. Onlar mecbur. Hep çuvaldan alıyorduk. Şimdi diyorum işte 1 kilo 2 kilo. Eve soğan da lazım, patates de. Ama öyle eskisi gibi çuval çuval alınamıyor. Patatesin de soğanın da pazarda en ucuzu 10 lira. Pazar torbaları 5'er 10'ar kiloyla dolarken artık 1 kilo almaya bile güç yetmiyor. Çünkü üretim maliyeti arttı, üretilen ürün miktarı azaldı. Bu da fiyatlara yansıdı. 1999 yılında 6 milyon ton ülkemizde patates yetişirken son TÜİK verilerine göre 5 milyon 100 bin tona kadar patates üretimi düştü. Nüfusun 62 milyon olduğu 1999 yılında Türkiye'de 6 milyon ton patates üretiliyordu. Nüfus 84 milyonu geçti ama patates üretimi bir daha hiç 6 milyona ulaşmadı. Maliyetleri artan çiftçi patates ekmeye korkar oldu. Yarım kilo 6 lira. Eskiden 4 kilo, 5 kilo. Ne kadar? O zaman 1,5-2 liraydı. Şimdi? Şimdi 6-7 katı oldu. Soğan aynı 10 lira. Soğansız yemek olmuyor biliyorsunuz ama işte
Yapacak bir şey yok. Dar gelirlinin sofrasının olmazsa olmazı patates 10 liradan satılıyor. Pazar tezgahında soğan da 10 lira. Dar gelirli artık kiloyla değil yarımşar kilo ya da tane hesabı alabiliyor. Pazarda pahalı. Derdi ki 5 kilosu 10 lira veya işte 5 kilosu 7 lira öyle satılırdı. Yarım kilo alan da oluyor. İstanbul halinde 8 liradan satılıyor patatesin kilosu. 13 liraya kadar çıkıyor. Oysa 2021 yılında kilogramı 1 lirayla 5,5 lira arasında satılıyordu. Son 10 yılda fiyatı %766 arttı patatesin. Bizim harcamamız genelde mazot, ilaç, gübre, tohum. Yani geçen seneye göre bu seneki harcamalarımız %300 ile %200 arası arttı. Geçen sene tohumun maliyeti 1 liraysa bu yıl 2 liraya, 3 liraya mal ettik. Gübre buna keza 300-400 fazlalaştı. Bizden 5 lirayla 6 lira arasında çıkıyor şu an patates. Buradan Niğde'den İstanbul'a giden bayağı bir nakliye bedeli biniyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğdeli patates üreticisiyle birlikteydi. Tarlada bile 5-6 liraya yükseldi patatesin fiyatı. Üstelik çiftçi de kar edemiyor bu fiyattan. Onun 5 liraya sattığı patates, yol akaryakıt derken İstanbul'a pazar tezgahına gelene kadar 10 lirayı buluyor. Baksana 10 lira, 10 liradan aşağı bir şey yok, 15-20 liradan aşağı bir şey yok. Alamıyorum, ben kesinlikle alamıyorum. Bak, elim boş. 5 kişi böyle, ne olacak 1 kilo? 1 kilo 4 tane. 3 kilo altında 40 lira. Bu tek patates değil ki, bundan yağı var, suyu var. Tipi var. Bunun üretimi var, bunun ilacı var, gübresi var, toplaması var. Geçen sene 3 liraydı, 2 liraydı. Eskiden kilo kilo alınan patates de soğan da artık dar gelirli için lüks oldu. Tüketici tane hesabı yaparak alıyor. Baksana soğana bak 10 milyon. Yani bu normal bir şey değil yani. Her yemekte 2 tane 3 tane soğan gidiyor. Tanesi her 2 milyona gelmiş olur bir tane soğanın. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Malatya'da nohut hasadına katıldı. Maçoğlu, herkes lütfen topraklara sahip çıksın. Kimse gelip bizi kurtarmayacak. Kimse önümüzü açmayacak. Bizi kurtaracak kendi ellerimizdir dedi. Aslında toprağın değerini anlamış olduğumuz, anlamamız gereken bu süreçte verilen mesajlar da önemliydi. Şunu iyi gör. Bak şu. Ya bizi zehirlen ya da bizden sonraki çocukların sağlığını, sağlıklı bir gelecek bırakacak şeydir. Onun için bu toprakları kirleten kim? Kirletirse sadece toprak kirletmiyor, bizi kirletiyor. Doğayı kirletiyor, yaban yaşamı kirletiyor. Bak ben Dersim'den Malatya'ya geldim. Ben Çorum'a gittim, ben Kesmettepe Belediyesi'ne gittim. Birçok yere, Fındıklı'ya gittim, Osmaniye. Her bölgede üretim var, her bölgede bir çalışma var. Önce yerel yönetimlerimiz, derneklerimiz, kooperatiflerimiz, mümkünse kadın kooperatifleri, ortak üretim yapan herkes. Ama herkes lütfen topraklara sahip çıksın. Kimse gelip bizi kurtarmayacak. Kimse gelip bizim çalışmamızı önümüzü açamayacak. Bizi kurtaracak kendi ellerimizdir. Aksaray Valiliği yaz tatili nedeniyle öğrencilerin köylerdeki yaşam ve çalışma hayatlarını öğrenmesi için köyümde 3 gün projesi başlattı. 3 gün boyunca çadırlarda yatan öğrenciler çiftlikte büyükbaş hayvan besleyip temizliğini yapıyor, tarlada bahçede çalışıyorlar. Proje kapsamında bir süt çiftliğinde kalan öğrencilerden Cemil Kalıntaş'la Ümitcan Yıldız köydeki 3 günü anlatan görüntülerle bir klip hazırladı. Rap müzikli klip sosyal medyada paylaşıldı. Bu özel ve anlamlı projenin bu klibini de sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte karşınızda çoban ve çeltek. Ama alakasız işimiz bu gerçek. Dayandık hep diğere gece. Aslında olacaktı çobanlık mesleğim. Ama dayandım ameliliğe, bu da dersliğim. Dayanın sonunda 10.000 var Ümitcan. Peki ben battaniye muhtaçlığı nasıl unutacağım? İmiz günüm soğuktu yatım. Ayatak yoktu ki pardon ne yatım. Ciddi olsam deliririm, geçiyorum dalga. Cemil ben son yemeği yedim, kusura bakma. Dimdiyse hala dostum.
her şeye rağmen. Burada çok şey değiştireceğim kanka da ben. Dayandık dayanıyoruz her zorla halen. Öyle çok alıştım ki bura benim mahallem. Traktör üzeri rally, çiftlik sanki hallem. Başaracağız inanıyoruz buna hem de kalben. Hem çoban hem danışman Cemil helallen. Bence senle bir gün gururlanacak annen. Durun daha bitmedi sözüm. Tamam zor ama bu hayvanlar iki gözüm. Hayvan sevgisi sonunda bu işin özü. Sisleri dağıttı görüyoruz önümüzü. Biliyorduk yolumuz uzun. Taşıdığım her dertten güçlendi omuzum. Hayattan istedik hep biraz huzur. Hayat dedi dostum biraz o zor. Son yıllarda rap müzikteki anlamlı ve net cümleler aslında pek çok siyasinin ve siyasi partinin de gözdesi oldu diyebiliriz. Daha önce mesela CHP kurultayında bir rap müzikle icraatlar ve yapılacaklar anlatılmaya çalışılmıştı. Zaman zaman AK Parti'de, iktidar partide ve diğer muhalefet partilerinde de rap müziğinin kullanıldığını görüyoruz. Bu da aslında Z kuşağının biraz olsun onların ilgisini çekmek adına atılan bir adım diyebiliriz. Ordu'ya gidiyoruz. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy mahallesinde jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaştı köylüler ve tepkileri halen dinmedi. CHP, jandarmanın müdahale sırasında sarf ettiği sözleri soru önergesiyle İçişleri Bakanı'na sordu. Bir kişinin başına 5 tane asker çöküyor. Bize asker darp etti diyor burada. Tek su kaynaklarını korumak için verdikleri mücadeleye karşı yapılan müdahaleye tepkili Sefaköy Mahallesi sakinleri. Çocuğun kolunu büktüler geri. Benim çocuğumun koluna kıyamazlar. Ben o çocuğun kolunu 40 gün bekledim. Evinizdeki suyu kesseler, anneniz köyde, Yozgat'ın köyünde çamaşır yıkadığın suyu kesseniz nasıl bir davranış beklerdiniz? Hele bir de mahsul zamanımızda. Mahsulümüz gelecek. Ben mahkeme kararı infazımı gerçekleştirmek zorundayım. Sen gerçekleştireceksen bizi yıkacaksın. Önce muhtar olarak beni yıkacaksın. Sonra suyu kesecek. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Mahallesi'nin tek su kaynağını Devlet Su İşleri 5 yıl önce bir alabalık çiftliği firmasına kiraladı. Mahalleli içme suyu dahil tüm su kaynağımız bu diyerek itiraz etti. Yıllardır süren mücadele sonunda mahkeme firmayı haklı buldu. Firma yetkilileri suyu kesmek için geldi. Köylüler siper etti kendini. Biber kızın, biber kızın, biber kız sıklar, sık, biber kız sıklar. La beni bırak, la beni bırak. Adam nefesim daralıyor diyor. Hala üstüne çekmiyorsun. Bizim köyümüze bu yakışmadı. Muhtarımıza bu yakışmadı. Biz muhtarımızdan ezdirmeyiz. Kadınlara el kalkmıyordu. Neden el kalktı? Sürüklediler beni. Biraz zaman tanıyın dedik. Hayır tanıyamayız. Ne olur büyükler gelsin buraya. Hayır gelemez dediler. Jandarma evlerine tarlalarına giden suyun kesilmesine karşı çıkan vatandaşlara müdahale etmedi sadece. Görüntü alınmasını da engellemeye çalıştı. Yol kullanacağım, video çekmeyin. Bakın beyefendi, video tamam. Basın özgürlüğü var mı? Basın özgürlüğü var. Şurası şu anda yok. Nasıl yok? Tamam, şu anda yok. Video bununla çekmeyin. İlgili kanun tamam, nedir? Video çekmeyin. Kanunu aşağıda gösteririm size. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın basın hürriyeti başlıklı 28. maddesini kaldıran bu jandarma kimdir? Anayasayı ortadan kaldırmak suçunu işleyen bu kamu görevlisi hakkında ne zaman işlem yapılacaktır? CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, basın özgürlüğü yok diyen jandarma personelinin kim olduğunu, hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını soru önergesiyle İçişleri Bakanı'na sordu. Yani bu ülkede bu kadar yolsuzluk, bu kadar hırsızlık iddiaları varken keşke ondan önce başka araştırmalar yapılsaydı ve önlemler alınsaydı. Köylünün suyuna en azından belli bir süre için belki müdahale edilebilirdi diye düşünüyorum. Ya da o borcunu ödeyemeyen köylü için destekler sağlanabilirdi. Sonuçta pek çok ülkeye
yardım gönderdiğiyle övünen bir hükümetimiz var. Evet, yardımlaşmak güzel ama en başta ihtiyacı olan kendi cumhuriyetinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına keşke o yardımlar yapılsaydı da köylümüz susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmasaydı diye düşünüyorum. Bu arada basın özgürlüğünden bahsediliyor orada. Basın özgürlüğünün olduğunu söylese de bizi yönetenler her türlü sansür yasasının çıkmasıyla alakalı girişimlerin de olduğunu, her ne kadar ertelenmiş olsa da sürdürüldüğünü söylemek durumundayız. Özgür basın diye bir şey çokça medya kuruluşunda maalesef yok ve o yüzden de aslında haberlere ulaşımında zorluk yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Neyse ki şimdilik biz elimizden geleni yapabiliyoruz ve özgür bir kanalda çalışıyoruz habercilik anlamında. Kurtarılmış bölgedeyiz ama keşke bütün Türkiye'de böyle olsa ve bu tip engellemelerle karşılaşmasa hiçbir basın örgütü ve meslektaşımız. Bu arada bir mesaj daha okuyayım. İrfan Bey diyor ki Türkiye'nin şu anki durumu sadece devletin yönetimi yüzünden bence diyor. Çiftçinin hakkını vermiyorlar, diğer maliyetler çiftçinin belini büküyor. Bu sefer de sorun sofralara yansıyor. Zincirleme bir hata olarak değerlendirebiliriz. Zincirin bir halkasından biri eksik olduğunda aslında tüm hedefler şaşıyor ve maalesef bu dış ticaret açığından bizim gelirlerimize kadar her şeyi etkiliyor. Mesela dış ticaret açığı demişken Gün Boyu gazetesinden bir detayı sizinle paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Tam %184 oranında arttı dış ticaret açığı ve ekonomideki göstergelerin aslında bu yönden de hiç iç açıcı olmadığını gösteren bir istatistik bu. Haziran'da dış ticaret açığı %184.5 artarak 2.871.000.000'dan 8.167.000.000 dolara yükseldi. İhracat %18.7, ithalat %39.7 arttı. İthalatta Rusya ilk sırayı aldı. Bu tabii ki devletin resmi rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve yapılan bazı araştırmalara göre, yani TÜİK dışındaki yapılan araştırma şirketlerine göre bu gibi borçlar çok daha yüksek oranda. Tabii bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ndeki borç ilk kez faizle ilişkili olarak baktığımızda da iç açıcı bir tabloda değil. Bir de vergi dilimi meselesi var. Tüm çalışanları ilgilendiriyor. Çünkü içinde bulunduğumuz koşullarda özel sektör ya da kamu çalışanlar ara zamlarla destekleniyor olsa da, tabii ki her şirkette ve her kurumda böyle değil ama ara zamlarla destekleniyor olsa da bu desteklerin ne derece yeterli olup olmadığı tartışmalarını her zaman masaya yatırıyoruz. Maalesef bu konuda düzenlenmesi gereken, devlet tarafından düzenlenmesi gereken bir önemli detay var. O da vergi dilimleri. Vergi dilimleri eğer düzenlenmezse aslında gelir açısından çalışana verilen zam çoğu zaman bütçedeki açığı kapatmaya yetmiyor ve devlete ödediğimiz vergi aslında o almış olduğunuz zamlarla birlikte orantılı olarak yükselmeye devam ediyor. Yani vergi dilimlerindeki düzenlemenin bir an önce yapılması şart. Kural değişmiyor ama maalesef vergi dilimleri düzenlemesi yapılmadığı için aslında gelirlerde de bir düzenleme olmamış oluyor efendim. Ücret gelirleri de emek gelirleri de en az sermaye gelirleri kadar vergisel olarak korunmalıdır. Ama yıllardır korunmuyor. Bu yüzden de çalışanın vergi dilimlerine karşı kaybı büyüyor. Ağustos ayında bir üst dilime giren bordrolu çalışanlar daha fazla vergi ödeyecek. Kur korumalı mevduatta şirketlere yönelik vergi istisnasının süresi uzatıldı. Ama yani onlara istisna tanınırken işsizlik maaşında, bugün en düşük işsizlik maaşında 19 lira 34 kuruş vergi ödüyor. Demek ki bu vergi sisteminde bir problem var demek. 15 bin lira brüt maaş alan bir çalışan yılbaşından beri zaten maaşının 3600 lirasını vergiye veriyordu. Ağustos ayında bu kayıp 5 bine dayandı. Brüt maaş 15 bin lira olan bir vatandaşın yılın başında istisnai düştüğünüz zaman eline geçen net tutar 11 bin 400 lirayken
Ağustos ayında bu tutar 10.300 liraya düşecek. Maaş arttıkça gelir vergisi de artıyor. Çalışan daha maaşını almadan kesiliyor gelir vergisi. Maaşını cüzdanına koyduktan sonra da vergi ödemeye devam ediyor. Aldığı ekmekten suya, her ürüne ödediği vergilerle gelirinin önemli bir kısmı vergiye gidiyor. Aldığı maaş daha eline geçmeden zaten kaynağında vergileri kesiliyor. Yetmiyor. Sabahtan akşama kadar, doğumdan ölüme, ekmekten suya, iğneden ipliğe kadar her şeye dolaylı vergi ödüyor. Çünkü bu ülkede mutfak tüpünden, doğalgazdan ÖTV alınıyor. Mutfağın her tarafında, buzdolabında, çamaşır makinesinde, fırınında, bulaşık makinesinde ÖTV var. KDV her yerde. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre vergide adaletin sağlanması için dilimlerin adaletli ve kanuna uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Enflasyon ve yeniden değerleme oranı göz önünde olmalıydı 10 yıldır. Fakat küsuratların bile hesaplanmaması çalışanın zararına oldu. 2002 yılından bugüne kadar gelir vergisi dilimlerini yeniden değerleme oranında kuruşu kuruşuna arttırsaydık, bugün ilk dilim 32 bin lira değil 81.688 lira olacaktı ve biz de bunları konuşmuyor olacak. Sadece bu yıl bile Temmuz ayında asgari ücrete, memura, emekliye yapılan enflasyon zammı vergi dilimlerine de artış olarak yansıtılsaydı çalışan biraz olsun nefes alabilecekti. Gelir vergisi azalacağı için banka hesabına yatan maaşı biraz daha fazla olacaktı. Bu zamlar zaten enflasyonun altında kaldı yeniden değerleme oranı. Ayrıca bir de Temmuz'daki zamla birlikte gelir vergisi dilimleri güncellenmediği için bordrolular daha çok mağdur oldular bu vergileme rejiminden kaynaklı olarak. Temmuz ayında %40 minimum maaş zammı kadar, en azından %40 oranında dilimlerin arttırılması gerekiyor. Vergi uzmanlarına göre çalışanın kaybının önüne geçmek için dilimlerde düzenleme şart. Aksi halde ise işçinin, emekçinin lokmasından alınması demek. Manisa'da seramik, İstanbul'da tekstil işçileri eylemde. Eylemlerin yeri farklı ama amaçları aynı. Çalışanların isteği haklarını emeklerinin karşılığını alabilmek. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Düşük ücret ve sosyal haklarının azlığından şikayet ettiler. Üstüne bir de iddialarına göre sendika hakları ellerinden alındı. Manisalı işçiler eylem başlattı. İstanbul Tuzla'daki eylem de yine hak arayışı içindi. Manisa'daki seramik fabrikasında sorunlar 7 yıl önce başladı. İşçiler maaş, izin hakkı gibi isteklerinde düzenleme yapılmayınca bir sendikadan ayrılıp diğerine üye oldu. Fakat iddialarına göre yönetim sendika seçimlerine karıştı. Ayrıldıkları sendikayla bir olarak işçileri işten çıkarmaya başladı. Yaşasın onurlu mücadelemiz! İşten çıkarılan işçiler eylem başlattı. O eylemin de önü fabrika yöneticileri tarafından kesildi. Arkadaşlar durumu gördünüz. Siz gerçek sahiplerisiniz fabrikanın. İşçilerin talebi haksız yere işten çıkarılan iş arkadaşlarının yeniden işe alınması ve tercih ettikleri sendikayla fabrikanın masaya oturması. Bir sonraki aşamada da maaş ve sosyal haklarının düzenlenmesi. İşveren bütün haklarımızı gasp etti. İhbarımızı, kıdem tazminatımızı vermek istemiyor. Bir diğer işçi eylemi de İstanbul'da. Tuzla'da bir tekstil fabrikası 30 Temmuz'da fabrikayı kapatacağını duyurdu. Ancak çalışanların hakkını vermedi iddiaya göre. 7,5 senedir burada çalışıyorum. İhbarımızı vermiyor, tazminatımızı vermiyor, 3,5 ikramiyemiz var onu vermiyor. Biz de arkadaşlarla burada eylemdeyiz. 2008'den bu tarafa buradayım. Kapatma kararı aldı. Önce vereceğim dedi, sonra %30'unu, %70'ini veriyorum dedi. Biz onları kabul etmiyoruz. Tazminatların sadece %70'inin verileceği söylendi işçilere. Tekstil işçileri 8 gündür fabrika önünde gece gündüz eylemde. Haklarını alana kadar da eylemlerini sürdürmeye kararlılar. Şimdi eylem yapıyoruz gece ve gündüz. Bütün haklarını almadan gitmeyeceğiz. 7 aydır buradayım. Burada anne oldum. 9 ay boyunca, hamileliğim boyunca burada çalıştım. Emek verdim. İçeride 27 gün iznim olduğu halde kullanmadım. Sırf işlerimiz yetişsin diyerekten hasta oldum. Yine de izin kullanmadım. Verdiğimiz emeklerin karşılığını istiyoruz. Biz sadece hakkımızın olduğunu istiyoruz. Ne eksik ne fazla. Türk müziğinin en sevilen ve
tarihe damgasını vuran isimlerinden İlhan İrem'i 67 yaşında böbrek yetmezliğinden kaybettik. Geriye bıraktığı eserler nesiller boyunca dinlenmeye ve insanların kalbine, beynine dokunmaya devam edecek. Aslında son zamanlarında değerinin bilinmediği bir sanatçımızdı İlhan İrem. Öncelikle şu da bilinmeli ki maalesef böbrek yetmezliği yaşadığını bile çok fazla medyada göremediniz ve kimsenin de haberi olmadı. Belki böbrek nakli yapılsaydı bugün hayatta olmuş olurdu ve yaşıyor olurdu İlhan İrem. Ama yine de onu her zaman iyi hatırlayacağımızı ve onu her zaman yapmış olduğu aslında uluslararası boyutlarda olabilecek bir sanatçı olduğunu hatırlayarak dinleyeceğiz ve o eserleri her zaman nesilden nesile aktarılacağına inanıyorum. İlhan İrem hayata gözlerini yumdu ve bugün saat 12'de onu uğurlamak için tören düzenlenecek. Aslında vasiyetinde istemiş oldukları gerçekleşecek. Çünkü kendisi Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni yapılmasını istemişti vasiyetinde ve tabii ki gömülmek istediği yeri de paylaşmıştı. Aşiyan mezarlığında toprağa verilmek istediğini söylemişti vasiyetinde. Onun bu vasiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyuldu ve böyle bir uğurlama töreni yapılacak ve sonrasında da Aşiyan mezarlığına defnedilecek. Ama İlhan İrem dediğimizde aslında göründüğünden çok daha öte bir sanatçı ve ses olduğunu, farklı bir müzisyen olduğunu, biraz daha derinlerde hissetmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Saygı ve rahmetle İlhan İrem'e, geride kalanlara tabii ki başsağlığı dileyerek, iyi ki bizim sanatçımızdı İlhan İrem. Sensizliğin acısını sen nereden bileceksin? Onsuzluğun acısını şimdi tüm Türkiye hissediyor, anlıyor. Türk müziğinin duayen ismi usta sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti. Bu akşam sana ait ne varsa yakacağım anılarla beraber ben de yok olacağım. Türkiye İlhan İrem'in buğulu sesiyle 1970'lerin başında tanıştı. Yazık oldu yarınlara dedi. Ülkenin en tanınan sanatçılarından biri oldu. Yazık oldu yarınlara avunurum anılarla. Hayatının hiçbir alanında olmadığı gibi sanatında da yerinde saymadı. Hep farklıyı, değişikliği aradı. 70'lerde, 80'lerde Türk pop müziğine yön verdi. Giderken bıraktım gökyüzü toprak olmuş. Türkiye'nin uluslararası arenada temsil edilmesinde katkıları oldu İrem'in. 1986 yılında sözlerini yazdığı Halley şarkısı Melih Kibar tarafından bestelendi. Ve o şarkı Türkiye'ye Eurovision'da o yıla kadar Türkiye'nin aldığı en iyi dereceyi getirdi. 1988'de ise Eurovision sahnesinde bu kez kendisi vardı. Unutulmaz şarkıların unutulmaz ismi bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. 67 yaşındaki sanatçı dün akşam saatlerinde sevenlerine ve bu dünyaya veda etti. İlhan İrem için cumartesi günü önce Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Cenaze namazının ardından vasiyetinde olduğu gibi Aşiyan mezarlığında toprağa verilecek. Şimdi bir reklam arası veriyoruz ve dönüşte tekrar birlikteyiz. Efendim saat 10.28 Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Bu blokta denizlerimizi, balıkları ve doğamızı konuşacağımız özel bir konuğumuz var. Süreyya Üzmez bizimle birlikte olacak. Ama öncesinde tabii ki bir hava durumunu tekrar gözden geçirmek istiyoruz. Çünkü Eyyam-ı Bahur
sıcaklıkları geldiğini söyledi meteoroloji. Ve özellikle son bir hafta, yani Temmuz ayının bitiminde Ağustos ayının ilk haftasında oldukça yüksek sıcaklıklar bizleri bekliyor. Bazı uyarılar da var tabii ki, sağlık anlamında özellikle kronik rahatsızlıkları olanların çok ama çok dikkat etmesi gerekiyor. Yüksek sıcaklıklar geç olsa da geliyor efendim. Valilikler bir bir uyarıyor günlerdir. Sıcak hava dalgası Eyyam-ı Bahur geliyor. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak, yakıp kavuracak. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri demek Eyyam-ı Bahur. Artık yerini çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları gibi terimlere bıraksa da her yıl Temmuz ayının sonuyla Ağustos ayının başında geliyor. Çoğu ilde sıcaklık 40 dereceyi buluyor, hatta üstüne çıkıyor. Bursa ve Antalya Valiliği uyarı geçti. Önümüzdeki birkaç gün sıcaklık seviyesi kritik düzeyde olacak. Yurdun güneyi ile iç kesimlerinde sıcaklık 35 derece ve üstünde. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün boyunca böyle olacak. Kuzeyinde ise hava sıcak ancak yağmur geçişleri yaşanacak. Bugün Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır yağmurlu. Sonraki günlerde ise yağmur Karadeniz ve Marmara'nın batısında etkili olacak. Efendim, Süreyya Üzmez yanımızda, aynı zamanda Milliyet yazarı ve aynı zamanda hem deniz hem balık sevdalısı kendisi. Benden Söylemesi programında da her hafta sizlerle paylaşıyoruz onun vermiş olduğu tarifleri. Hoş geldiniz Süreyya Bey. Ankara'dan geldiniz. Evet, ama ilk defa biz sizin canlı yayın yapıyoruz. Bak, hayır mi? Hayır, yaptık. Onlar paket oldu hep. Sanki yaptık Çalar Saat'te de bir araya geldik diye hatırlıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Ne çabuk unuttunuz Süreyya Bey. Her neyse. Şimdi Süreyya Bey, şöyle ki ben paylaşmak istiyorum. Beşinci kitabını çıkardı. Aslında bu kitabın üzerine de ben konuşmak istiyorum. Ama aynı zamanda bu kitapta neler olduğunu öncelikle sizden dinlemek istiyorum. Bu tam bir gurmelerin el kitabı gibi. O kadar pratik bilgiler var. Tuz ne demektir? Tuz nasıl bir katkı yapar yemeğe? Ondan tutun da balon balına kadar her konuda ufak tefek anekdotlar var, bilgiler var. Bir gurmelerin restorana gittiğinde nasıl davranacağı, lezzetteki farklılıklar, denizlerimizdeki en nadide ürünler, istiridyenin öyküsü, kolesterolsuz yiyecekler, sağlıklı yiyecekler, her şey böyle çok basit cümlelerle ama önemli anekdotlarla beraber çok sevdiğim, severek yazdığım bir kitap. Milliyet Caddesi'ndeki yazıları topladım burada. Harika. Ama Milliyet Caddesi'ndeki yazıların yanı sıra ben burada kendimi de gördüm. Evet tabii. Şimdi biz Süreyya Bey'le mesela Unkapanı Köprüsü üzerinde balık tutmuştuk. Bundan birkaç yıl önce ve yine balıklarımızın durumunu paylaşmıştık. Tabii o zamanlar balon balığı tehlikesi diye bir şey yoktu. Ama bu yazın başında bir balon balığı tehlikesiyle karşılaştık biz. Ve denize girecek olanlar da, bazı insanlarımıza tedirgin oldular. Ben bu konuyu sormak istiyorum. Denizlerimizde herhangi bir tehlike var mı yüzenler için? Ya yüzenler için pek tehlike yaratmaz bu balon balıkları, aslan balıkları falan. Zaten aslan balıkları derinlerde ama balon balıkları yüzenler için tehlike arz etmiyor. Ancak bilinçsizce bunları tüketirseniz ölüme kadar sebebiyet verebiliyor. Japonya'da her sene 250 kişi balon zehirlenmesinden ölüyordu. Daha sonra ama bu ölenler köylerdeki balıkçılar. Aralarda balığı kesip pişiriyorlar, yiyorlar. Evet. Bunun zehirli bölümü var. O bölümünü atmadan bilinçsizce tüketilirse tehlikeli. 2012 yılında ben dünyanın en ünlü fugu restoranı, balon balığı restoranı, rahmetli Shinzo Abe'de oraya giderdi. Kapattım restoranı. Kapattık bir akşam. Bir program çıktı. Televizyon programı. Hatta o gün ben espri olsun diye vasiyet mektubu da yazdım. Ölme riski var diye. Ama öyle bir şey yok aslında. Sashimisi falan çok güzel. Fugu balının. Şimdi siz bunu söylerseniz bunu Türkiye'de herkes anlamaz. Bize daha net cümlelerle anlatın. Çiğ balık üzerine sos döküyorsunuz. Çiğ balığın üzerinde sos döküyorsunuz. İnce kesiyorsunuz. Veya bunun haşlamasını yapıyorsunuz, önünüze pişiriyorsunuz, kendiniz böyle kaynar suyu atıyorsunuz soslayarak. Ama bundan en önemlisi Türkiye'de
bu konuyu pek algılayamadılar. Şimdi o zaman şunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi seyircilerimiz de yanlış anlamasınlar. Bu kadar ekonomik krizde biz o balığı nereden bulalım falan diye. Biz şunu konuşmak istiyoruz. Aslında Süreyya Bey içeride söyledi ki bana, biz bu balon balıklarını ekonomiye kazandırmalıyız. Aslında derdiniz bu değil mi? Kesinlikle derdim o benim. Ben hedonist zevkleri olan bir insanım. Evet. Ama hedonist zevklerim uğruna çocuklarımın stoklarına göz koyan birisi değilim. Hatırlar mısınız? Biz sizinle 8 yıl oluyor bu sene program yapıyoruz balıkla ilgili her hafta. Bir gün havyar anlatmadık. Evet. Niye? Bir kefalin havyarını alıyorsun içinden, kefali öldürüyorsun. Bir kefal yılda 4 defa yumurtluyor. Her yumurtlamasında 500 bin yumurta bırakıyor. 2 milyon yumurta. Yani 2 milyon balığın %10'u kalsa 200 bin balık yapar. 200 bin balığı 5 dakikalık zevk için, havyar için, o botargo falan yapıyorlar ya, feda ediyorsunuz. Biz hep böyle geleceği düşünerek programlar yaptık. Evet. Hep böyle faydalı şeyler de anlattık. Balon balığı da ekonomiye kazandırmalı. Japonya bunu yaptı. Onların ünlü bir balık alıyor vardı, Tsukuji. O balık halinde bunun ustaları var. Balığı bütün olarak satmıyorlar. Filoto çekiyorlar. Zehirli bölümünü çıkarıyorlar. Hiçbir risk yok. Sıfır risk. Japonya'da artık balon balığı ölme olayı kalmadı. Peki bizim ülkemizde nasıl? Göndermek lazım Japonya'ya. O hale aşçıları Kursk göğsünde gelsinler. Aynı şeyi bize de yapalım. Niye atıyoruz çöpe? Niye korkuyoruz? Yani bilmezse insan korkar. Yani öldürüp çöpe mi atıyoruz biz balon balıklarını? Tabii. Ya ben küçük günden biliyorum. Çok iyi balık yakalardım ben. Gece mesela trakonya gelirdi. Korkudan kesip atardım. Halbuki trakonya zehirli ama dikeni zehirli. Aslan balığı da öyle. Dikeni zehirli, eti çok güzel balıklar. Yıllar sonra bunun farkına vardık. Öğrenmek lazım, bilmek lazım. Tabii eğitimden geçiyor hepsi. Çocuk yaşlarda balık eğitimi, balığı sevdirmenin yollarını öğretmek lazım. Tabii bir yandan da şimdi et fiyatlarını konuşuyoruz biz her zaman. Malum et fiyatlarındaki yükseliş, balığa daha fazla yönelmesi gerekiyor aslında. Aslında balığa daha fazla rağbet var ama balık fiyatlarında da aslında ucuz bir fiyat göremiyoruz. Bu balık azlığından kaynaklı olabilir mi Süreyya Bey? Tabii tabii. Çok derin konular aslında. Zamansız ve usulsüz avlanma, balık stoklarını azaltması, balığa çıkan balıkların mazot fiyatlarının çok pahalı olması dolayısıyla balık fiyatlarını etkiliyor. Bir de arz artmaya başladı ama, talep artmaya başladı ama balık azaldı. Yani demir tava geldi, ateş bitti, akıl başa geldi, ömür bitti. Şimdi balığın kıymetli olduğunu anladık. Aslında iyi bir oyunun son sözü ihtiyacı yok. Japonya bakın, İskandinav ülkeleri, kişi başı milli gelirin çok yüksek olduğu zengin ülkelere bakın. Hepsi balığı çok tüketen insanlar. Evet. Türkiye'de öncelikle buna inandırmak lazım. Mesela Çin başkanı seçimlere girerken ilk seçim dedi ki, bir kap pirinç değil iki kap pirinç vereceğim size dedi. İktidara geldi, kazandı. Ondan sonra dedi ki, zengin Çin dedi. Bize diyelim ki, arkadaşlar 460 bin kilometrekarelik münasır ekonomik alanı olan, denizleri olan, 178 bin kilometrekarelik akarsuyu gölü olan bir ülkede kişi başı balık tüketim çok düşük, 6 kilogram. Biz bunu 15 kilograma çıkaralım. Herkes balık yesin. Yani balığın pahalı olduğunu anlatıp ağlamak yerine zenginleşmeyi de demek lazım aslında. 15 kilo balık yedireceğim ülkede. Bu da çok zor değil. Balıkçılık Bakanlığı kurarsın, denizleri kontrol altına alırsın. Şimdi açlık tehlikesi falan var diyorlar. Çin diyorlar 1,5 milyar. Çin aç kalmayacak. Ben Çin'e gidip geliyorum arasına. Bütün koylar, dağlar, tabii her taraf üretim. Her taraf çiftlik. Öyle üretiyorlar ki. O zaman üretim ve Balıkçılık Bakanlığı üzerine konuşalım. Tabii. Ama ondan önce bir koronavirüs tablosunu sevgili izleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Çünkü haftalık açıklanması gereken koronavirüs tablosu 12 gün sonra açıklandı ve 17 Temmuz sonrasında bir haftayı kapsayan rakamlar durumun ne kadar kritik olduğunu açık ve net olarak ortaya koydu. Uzmanlara göre tedbirsizlik devam ederse zor günler kapıda. Bu uyarıları unutmayalım, sonrasında devam edeceğiz Süreyya Üzmez'le. Koronavirüs tablosu her hafta yükselişte, uzmanların en korktuğu hafta bayram sonrasıydı. Gecikmeli açıklanan tablo endişeleri haklı çıkardı. 18-24 Temmuz arasındaki vaka sayısı 365.424 ve üstelik buna son 5 gün dahil değil.
Vaka sayısındaki tırmanış 11-17 Temmuz haftası vefat sayısına da yansımıştı. Vaka sayısının 2 kat arttığı tabloda vefat sayısı da 3 kata kadar yükselmişti. 17 Temmuz sonrası beklenen bir haftalık tablo en net durumu ortaya koyacaktı. Ancak 12 gün açıklanmadı rakamlar. 12 gün sonundaysa 18-24 Temmuz arasındaki veriler konuldu tabloya. O bir haftada vaka sayısı 226 binden 365 bine. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 96 kişiden 157 kişiye yükseldi. Sağlık Bakanlığı bu yayılım için ne yapıyor? Şu anda bilinen bir takibi yok. Testi pozitif olan bir kişiyi denetleyen bir mekanizma kalmadı. Uzmanlara göre Sağlık Bakanlığı bir an önce tedbirleri yeniden hayata geçirmeli. Pozitif ve temaslı vakaların toplum içinde dolaşmasını engelleyen HES kodu uygulaması da yeniden kullanılmalı. Aksi takdirde vakalar katlanarak artmaya devam edecek. Bu vaka sayıları bu hızla artarsa birkaç hafta içerisinde bu ölüm sayılarına, hastane yatışlarına da yansıyacak. Bireysel tedbir de önemli. Ancak tedbirler o kadar bırakıldı ki Kocaeli'de test yaptırmaya gidenler bile maske takmadı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü sıcak yaz günlerinde klima konusunda da uyardı. Diğer insanlarla birlikte paylaştığımız kapalı alanlarda klima kullanımı çok riskli olabilir. İçerideki havayı klima resirküle ediyor. Devamlı aynı havayı alıp tekrar veriyor. Virüsler varsa bunların bulaşma olasılığı artıyor. Uzmanlara göre zor günler henüz gelmedi. Gerekli önlemler alınmazsa sonbahar aylarında tablo daha da ağırlaşabilir. Sadece ek doz aşılamaları açmak yetmez. Kalabalık kapalı alanlarda tekrar maske zorunluluğunu getirmediğimiz sürece biz sonbahara zor bir pozisyonda girebiliriz. Pandemi sürüyor ama pandemi yönetiminin sürdüğünü söylemek gerçekten giderek zorlaşıyor gibi görünüyor. Aman koronavirüsle alakalı önlemlerimizi almayı ihmal edelim. Maske, mesafe, hijyen kurallarını ihmal etmeyelim. Maske, mesafe, hijyen kurallarının yanı sıra bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Gerekli vitamin takviyeleriyle ama en önemlisi de beslenerek. Tabii ki herkes yeteri kadar iyi beslenemiyor maddi imkansızlıklar dolayısıyla. Ama en azından söylemiş ve konuşmuş olalım bunları. Mesela Süreyya Bey, balık yemek de önemli. Tabii sağlığımız ben için. Türkiye'de koronayı ilk geçirenlerden birisiyim, evet, biliyorsunuz. Evet. Antikorum yüksek çıkıyor. Balıkta biliyorsunuz en kıymetli hayvansal protein var ama balığı da böyle sadece somon, deniz zevriye, lagos, kalkan gibi görmemek lazım. Ekonomik değeri düşük olan balıklar var. Mesela şu anda sardalya zamanı. Sardalya zamanı. Temmuz, Ağustos, Eylül'ün sonuna kadar sardalya yemek lazım. En yağlı balık. Omega 3 değerleri dünyada en fazla olan balıklardan bir tanesi. Ünlü bir Fransız sunucusu vardı, Anchorman. Jean-Claude Seconde diye. Bir gün 15 sene önce oluyor bu olay. Ulusal kanalda çıktı televizyon, dedi ki ben dedi bir sene yokum. Odaya doktorlar, hemşireler girdi. Kan değerlerini aldılar. Bir sene sonra dedi, tekrar alacağım bu yayını dedi. Gitti. Fas'ta bir köye gitti. Bir sene sonra geldi. 10 yaş geriye gitmiş kan değer. Nedeni? Sardalya. O yaşadığı köyde ortalama yaş ömrü 130. Ortalama yaş ömrü. Biliyor musunuz? Evet. Sabah öyle akşam sardalya yiyorlar. Bu da Türkiye'de, beslenmeyle alakalı. Beslenme. Türkiye'de en çok bol ve ucuz balıklarından bir tanesi sardalya. Evet. Yani ucuz da olsa şu anda yine bütün küçük balık fiyatları 100 lira civarında seyrediyor ama diğer balıklarla kıyaslandığında ekonomik değeri oldukça düşük ama faydası çok fazla. Ama mesela hep düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Siz de zaman zaman ailenizle konuşuyorsunuzdur. Eskiler daha uzun yaşıyormuş diye. Bunun sebeplerinden biri aslında iyi beslenmek. İyi beslenmek. Çünkü eskiden fast food yokmuş ya da ne bileyim örneğin marketlerden aldığımız paketli gıdalar yokmuş ve insanlar doğal yollarla besleniyorlarmış. Toprağımız da tabii daha temizmiş, denizlerimiz de daha temizmiş ve daha bolmuş. Balığımız da, bitkimiz de, sebzemiz de. Ama balığın bu konudaki vermiş olduğunuz örnek çok değerli. Evet. Bir de sizin yıllardır bir hayaliniz ve bir hedefiniz var Süreyya Bey. Balıkçılık Bakanlığı. Çünkü üç tarafı denizlerle kaplı olan bir ülkede neden Balıkçılık Bakanlığı yok ve neden biz ekonomimize daha büyük katkılarda bulunmuyoruz diye sorguluyorsunuz. Şimdi ne yapılabilir? Niye bu konuya ben çok kafayı taktım biliyor musunuz? Hakikaten Türkiye'nin protein açığını ve cari açığını kapatacak bir kuruluş bu. Çok geniş bir alanımız var bizim. Yani bu ülkede hakikaten o kadar büyük kaynaklar var ki Türkiye'nin petrole bile ihtiyacı yok. Yani diğer enerji sorunlarını halletsin.
endemik bitki potansiyelinden tutun, evet, tarım ürünlerine kadar her şeyle kendini yetebilecek. Balıkları saymıyorum bile. Yani balık hakikaten çok ucuza yenilebilir, alınacak ciddi tedbirlerle. Yıllar önce Brüksel'de Leyla Alaton'la beraber fuardayız. Balık, sevgiler alalı. Seafood fuarındayız. Süreyya Bey dedi, akşam bir yere ayırma, seni bir yere göçeceğim dedi. Gittik. Norveç Büyükelçisi'nin evinde. Bir kokteyl var. Canlı canlı tarakla, canlı canlı istiridye falan. Müthiş bir servis. Sonra bir tane bir hanımefendi yandaki odaya davet etti bizi. Perdeler indi falan. 15 dakika bir film verdi. Ben dedi Norveç Balıkçılık Bakanı Helga Pedersen, hiç unutmuyorum. Size de kısa bilgiler vereceğim Norveç balıkçılığı hakkında. Yani o zaman benim dudaklarım uçukladı. Somon ve uskumrudan elde edilen gelirle hakikaten protein aşığı da kapatılır. Türkiye'nin çok önemli bir açığı daha kapatılabilir. Ki iki balık bu. Türkiye'de o kadar çok çeşit balık var ki. Bunları hepsini koruma altında alıp belli kurallara göre avlandırıp ekonomiye katkıda bulunabiliriz. Hakikaten çok yararlı olur. Evet, hem de nesli de tükenmez ve kontrol altında tabii, aslında muhafaza edebiliriz. Belki denizlerimiz de daha temiz tutulur. Bir de çok önemli bir konu var. Bakın herkes kıtlık geliyor diyor. Korkular var. Ben hiçbir zaman için gelecekle ilgili korku taşımam. Evet. Şikayet etme, mücadele et. Bakın Japonya bunu 30-40 sene evvel yaptı. Spirulina diye yosun. Türkiye'ye de geliyor, gönderiyorlar. Yosunlar geleceğin gıdaları. Kim ne derse desin. Deniz anaları her tarafa sardı. Çok büyük bir tehlike. Akdeniz'in %15'inde balık stoğu var şu anda. Az. Çok az değil mi? Tabii. O yavru balıklar, evet, Yunus Ana'nın larvalarını yer aslında. Öyle büyürler. Fakat balık stokları azalınca yavru balıklar azınlığa düştü. Her tarafı deniz anası sardı. Zaten binlerce yıldan beri çok agresif bir üreme tarzı var şeyin. Bu küçük yavru balıkları onlar yiyor bu sefer larvalarını. Dolayısıyla peki, stoklar iyice azalıyor. Bunlar. Peki mesela deniz analarıyla alakalı nasıl bir çalışma yapabiliriz? Yemeklere konulabilir menülere. Önümüzdeki dönemde ben bunları başlayacağım mesela. Aslan balığından bir karpaço yaptık, çok güzel. Balon balığı, deniz anasından güzel menüler yapacağız. Evet. Japonya'ya çok gittim. Onları ben da sofraya kazandırmak ve ekonomiye tabii, kazandırmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani, böylelikle balıklar da kurtulacak, küçük aynen, balıklar. Aynen, bravo. Asıl, yani, asıl amaç bu. İki aşamalı bir hedef seçiyorsunuz. Sonra yosunlar çok önemli, çok faydalı. Geleceğin gıda kaynakları bunlar. Bu bizim denizlerle ilgili bu tür çalışmalarımız hakikaten meraktan değil. Gelecekte oraya ihtiyacımız var. Evet. Yani bunun tedbirini bir an evvel almak lazım. Herkes benim cildimi soruyor mesela yıllardır. Evet. Nedeni alklardan yapılan bir gıda takviyesi. Bir de karides. Yani aslında A'dan Z'ye. Bence söylediklerinizin arasında benim en ilgimi çeken Süreyya Bey, Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı. Evet, kesinlikle. Sadece balıkçılık değil, üç tarafı deniz olan bir memlekette yaşıyoruz ve hem denizlerimizi koruma kollama adı altında hem de deniz ticaretinin bu kadar önemli olduğu bir süreçte ve bunu daha da faydaya, gelire sağlayabileceğimizi bile belki daha büyük faaliyetler yapabiliriz. Balıklarımızı, yani neden biz bir Norveç ya da neden bir Japonya gibi olamayalım? Belki yıllar alabilir ama hem çevremize katkıda bulunmak hem de istihdama katkıda bulunmak adına çok önemli bir şey söylediniz. Kesinlikle çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan iletmiş olalım o zaman. Ya da siyasi liderlere söylemiş, evet, olalım. Evet, kesinlikle gıda ile ilgili tedbirler almak lazım. Bunlar için en kurtarıcı alan deniz alanı. Peki. Şimdi bir haber daha paylaşmak istiyoruz. Şimdi İstanbul'da birbirinden ilginç festivaller var ve şehrin yaz mevsimini şenlendiriyor. Hem bu görüntüleri izleyelim istiyoruz, hem de gözümüz gönlümüz açılsın istiyoruz. Adaletin bu dünya.
İstanbul yazla birlikte birbirinden ilginç festivallere ev sahipliği yapıyor. Her yaştan izleyiciye uygun etkinlikler dev metropolde yazı keyifli hale getiriyor. Göz gözü görmüyor yarım. Takipteler ses etme sus. Yeni Kapı'da düzenlenen İstanbul Festivali 23 Temmuz'da başladı. 14 Ağustos'a dek sürecek. Ünlü sanatçıların konserleriyle renklenen festivalde bugüne dek Ceza'dan Selda Bağcan'a pek çok sanatçı sahne aldı. Yeni Kapı etkinlik alanındaki festivale katılım yüksekti. Önümüzdeki günlerde de Haluk Levent'ten Volkan Konuk'a, Melek Mosso'dan Yıldız Tilbe'ye, Bedük'ten Sertap Erener'e farklı tarzların en önemli isimleri sahnede olacak. Festivalde interaktif şovlar, oyun parkurları, çocuk tiyatroları, kukla gösterileri gibi pek çok da etkinlik yer alıyor. Büyükçekmece ise 23. kez festival coşkusu yaşıyor. 8 kez üst üste dünyanın en iyi kültür sanat festivali ödülü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu sene 64 ülkeden 1500 sanatçıyı ağırlayacak. Festival Büyükçekmece Belediye Başkanı ve festival ekibinin Taksim Özgürlük Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Bu yıl 13. kez düzenlenen Uluslararası Opera Festivali ise bir dünya klasiğini ağırladı. Carmen Operası Haliç Kongre Merkezi açık hava sahnesinde sanatseverlerle buluştu. Bizet'in ünlü eseri Talyan rejisör Travaglin'in prodüksiyonu ve Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisiyle sahnelendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı gösterimde biletler günler öncesinden tükenmişti. Bu festival mevsiminde sanatın her türlüsünün daha fazla yaygınlaşmasını ve tabii ki yasakların son bulmasını talep ediyoruz. Evet, bir de müsilaj meselemiz var. Maalesef geçtiğimiz yaz bununla çok çirkin manzaralara tanıklık ettik ama bu yıl biraz daha temiz sanki. Şimdi hatırlar mısınız? Yıllar öncesinde Beşiktaş Balık Pazarı'nda program yapıyorduk. Evet. Balıkların arasında bir tane deniz atı çıktı. Evet Süreyya Bey. Deniz atı ne demek? Deniz atı bulmuştuk. Neyin içerisinde biliyor musunuz? Hem uğurdur kolye falan olsa ona inanılır. Ama Avrupa'da nehirlerde, denizlerde deniz atı görünce o bölge temizlenmiş demektir. Eskiden temizdi. Şimdi bulabilecek miyiz acaba deniz atı? 6-7 yıl oldu. Tabii sanayileşme atıkları. Sadece o da değil. 3 tane nedeni var. Bir de deniz suyu sıcaklıkları. Bir de Marmara'nın doğal yapısı. Marmara'nın doğal yapısına bir şey yapamazsın ama biz elimizden gelen şeyleri yapmamız lazım. Bir defa denizi kirletmemek lazım. İkincisi yine hedonizme geleceğim. Gurmelere rica ediyorum. Fazla deniz kestanesini falan övmesinler. Kendileri yesinler. Bir şey demiyorum ama o deniz kestaneleri var ya Yunanistan'da yasaktır yakalanması. O bölgeyi temizliyor. Yani musilajla deniz aslında kendisi mücadele ediyor. Midyeler de öyle mesela. Evet. Bölge bölge yapmak lazım. O midyelere hiç dokunmamak lazım. Deniz temizlemede midyelerin, kabuklu deniz ürünlerinin ve deniz kestanesinin büyük rolü var. Ama en büyük rol insanoğluna düşüyor. Musilaj çok korkulacak bir olay değil. Korkunç ama. Evet görüntü çok kötü. Fitoplankton aslında biliyorsun. Onlar balıkların tükettiğinde çok olumsuz sonuçlar vermedi. Evet. Bir iki hadise dışında. Ama korkunç bir görüntü. Denizlerin bu hale olmaması evet, inşallah. Gerekiyor. Geri döner mi diye düşünmüyor değiliz. Şöyle doğa kin tutmuyor. Ona eski koşullarını verirseniz size yine temiz denizleri veriyor. Bir iyi taraf daha var doğanın. Aslında düşünüyorsunuz. 1 litrede 2 miligram çözülmüş oksijen var. Marmara'nın dibinde. Evet. Aslında hiç yaşamaması lazım. Ama öyle bir sistem kurmuş ki Anavasya'nın alt akıntıyla Ege'den su geliyor. 3-4 ayda bir. 2-3 kilometre küp civarında. Bu su temizliyor. Karadeniz'den de geliyor üst akıntıyla. Bunlar olmasa zaten çamur banyosu gibi olur olsa
Bir taraftan doğa yardım ediyor. Biz de doğa yardım edersek musilaj belasıyla hiç karşılaşmayız. Veya 20 yılda bir karşılaşırız. Yine bertaraf ederiz. Yani doğa her zaman kendi kendini yenileyebiliyor. Evet. Yeter ki biz üstümüze düşeni yapalım ve ihanet etmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz Süreyya Bey. Bu arada sizi kitabınızın isminde olduğu gibi, Lezzetin Rotası kitabında olduğu gibi, bu isimde olduğu gibi sosyal medya hesaplarınızdan takip edebilirler bildiğim kadarıyla, evet, değil mi? Evet, Lezzetin Rotası Instagram adresinde. Lezzetin Rotası'ndan Süreyya Üzmez'e her türlü sorunuzu ulaştırabilirsiniz. Bol bol da balık yemeği tavsiye ediyorum. Özellikle sardalya tam mevsim. İnşallah Ankara'da yeriz efendim. İnşallah. Çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'da dilencilere yönelik çalışma başlatan zabıta ekiplerinin sağır ve dilsiz diye müdürlüğe götürdükleri dilenci şaşırttı. Bakınız, sahtekar dilenci nasıl çıktı? Kaç gün oldu Alanya'ya gelelim? Alanya'ya daha 3 gün oldu gelelim. Elindeki yazıya göre sağır ve dilsizdi. Karşısında zabıtayı gören dilenci konuşmaya başladı. Ne zaman gideceğim de çekip para çıkar. 3 gün sonra ne giderim o yandan. Antalya Alanya'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin zabıta müdürlüğüne götürdüğü dilencilerden biri sokakta boynuna sağır ve dilsiz yazısı asan Serdar Ağa'ydı. Zabıta müdürlüğüne götürülen dilenci önce derdini beden diliyle anlatmaya çalıştı. Ancak durumun hiç de öyle olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Üstünden 1424 lira çıkan 58 yaşındaki Serdar Ağa birden konuşmaya başladı. Kaç gün oldu Alanya'ya gelelim? Alanya'ya daha 3 gün oldu gelelim. Ne elleri titriyordu ne de sağır ve dilsizdi. Serdar Ağa'ya kabahatler kanunu kapsamında 277 lira cezai işlem uygulandı. Bir küçük izleyicimizin fotoğrafını göstermek istiyorum. Ayşe Miray, kendisinin babası bizim çalışma arkadaşlarımızdan, ulaştırma ekibimizden biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le, kurucu büyük önderimizle fotoğrafını görünüyor mu? O bizi izliyor musun küçük arkadaşımız? Ona buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Onu yanaklarında da öpüyoruz. Ve bir duyuru yapmak istiyorum. Dünyada tam 32 kez gerçekleşen ve 33. kez bizim ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan çok önemli bir tıp kongresi var. 28 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel kongre için bir duyuru yapmak istiyorum. Özellikle tıp öğrencileri, cerrahlarımız, hekimlerimiz, doktorlarımız, Profesör Doktor Ender Dulundu ve Profesör Doktor Faysal Dane öncülüğünde gerçekleşecek, onların moderatörlüğünde gerçekleşecek olan uluslararası bu kongrede sağlık ve özellikle karaciğer, safra kesesi, immünoterapi, kanser türleriyle alakalı dünyadaki son gelişmelerin, robotik cerrahiyle alakalı dünyadaki son sistemlerin konuşulacağı ve eğitim niteliğinde olan bu kongrede pek çok bilgi yer alacak. Ve tabii ki otorite sahibi ve işinde bir numara olan cerrahlarımız da burada eğitim niteliğinde paneller gerçekleştirecek. İstanbul Kongre Merkezi'nde 33. kez düzenlenecek olan bu kongre için şöyle görünsün değerli doktorlarımız, hekim cerrahlarımız da duyurumuz olsun. 28 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında üye olabilirsiniz, katılabilirsiniz. En azından elimizde kalan siz değerli cerrahlarımız ve doktorlarımız, hekimlerimiz için müthiş bir tecrübe olur diye düşünüyorum. Bu önemli kongreye imza atacak olan en başta Profesör Doktor Ender Dulundu'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi karaciğer, safra kesesi, pankreas konusunda tıp öncülerinden ve Türkiye'nin en değerli cerrahlarından biri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kendisini yakinen de tanıdığım için, böyle bir kongrenin olduğunu paylaştığı için hemen hocam bunu duyurmamız gerekiyor dedim. Çünkü ciddi anlamda dünyaca ünlü cerrahlar ağırlanacak ve onların değerleri, onların bilgileri hepimiz için çok değerli. Özellikle tıbbı konuştuğumuz, sağlık sektörünü konuştuğumuz bu zamanlarda
bunlara önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Efendim şimdi Hollanda'ya gidiyoruz. Hollanda'da bugün en çok Latife Peker isimli Türk kadın konuşuldu. Aslında dün konuşuldu. Üç çocuk annesi Peker, oğlunun fırınına giren satırlı soyguncuyu elindeki toz beziyle püskürttü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından Türk kadın en cesur anne ilan edildi. Satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı, Hollanda'da cesur anne ilan edildi. Latife Peker oğlunun fırınında tezgah ve camları temizliyordu. Birden içeri eli satırlı soyguncu girdi. Yüzünü gizleyen soyguncu kasaya yöneldi. Bir elinde deterjan şişesi tutan Peker tezgahtan toz bezini aldı, soyguncuya müdahale etti. Üç çocuk annesi Latife Peker satırlı soyguncuyla boğuştu. Bu sırada içeri bir müşteri girerken 48 yaşındaki Peker soyguncuyu toz beziyle kovaladı. Hollanda'nın konuştuğu kadın ülkede cesur anne ilan edildi. Olayın aniden geliştiğini söyleyen Latife Peker soyguncunun elinde satır olduğunu fark etmediğini söyledi. "Ölüm aklıma gelmedi," dedi. Ve kadınlarla alakalı en başta her zaman söylediğimiz gibi istihdamda olması tüm kadınlarımızın kendi ekmeğini kazanabilmesi bu ülkenin kalkınabilmesi için çok ama çok önemli. Hep böyle şiddeti konuşuyoruz, kadın haklarını konuşuyoruz. En başta kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için en önemlisi kendi ekonomik özgürlüklerinin olabilmesi. Bu anlamda da kooperatifçiliğin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Hem ülke ekonomisine katkı, hem yerel üretimlere katkı, hem ev ekonomisine katkı çok ama çok mühim ve bunun bir yollarından biri de kooperatifçilikten geçiyor efendim. Sevgili kadınlar, ben 65 yaşındayım, çalışıyorum. Durmayın. Hedefiniz üretmek olsun. Sarı gelin aman, sarı gelin aman. 65 yaşında gencinden yaş alanına şarkılarla, türkülerle, sevgiyle kapatıyorlar mantıları. Erişteler işbirliğiyle açılıp kesiliyor, tarhanadan reçele, el emeği lezzetli geleneksel gıdaları üretip satıyorlar. Balçova Kadın Derneği 10. yılında yüzlerce kadını hayata bağlamanın, onları ekonomiye kazandırmanın gururunu yaşıyor. Kooperatif sayesinde kadınların ekonomik hayata dahil etmek, kapasitelerini geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda gelişimlerini sağlamanın yanında bir de özgüvenleri konusunda destek sağlayabilmek amacıyla kooperatifimizi kurduk. 2010 yılında kurulmuş, 12 yaşında 100 tane ortağı olan büyük bir aile. Balçova Belediye'mizin desteğiyle, gıda üretim iznimizle unlu mamuller, tarhana, reçel, erişte gibi ürünlerimizi üretiyoruz ve satışlarına devam ediyoruz. 10 yıl önce hem kendileri için hem de başka kadınlara destek olmak amacıyla kuruldu Balçova Kadın Kooperatifi. İzmirli kadınlar güne üretmenin, kazanmanın coşkusuyla neşe içinde başlıyor. Kız söyler gelin ağlar, niye ben ölmüş müryemde? Balçova Kadın Kooperatifi'ndeki üretimimizi size anlatacağım. Merhaba, Balçovalı kadınlar olarak üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Kadınlar olarak hem üretiyoruz hem kazanıyoruz. Herkesi en yakın çevresindeki en yakın kadın kooperatiflerinden alışveriş yapmasını rica ediyorum. Tüm kadın kooperatiflerinden yapılan her bir alışverişin kadınlara katkısı çok büyük. Balçova Kadın Kooperatiflerini Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı da destekliyor. KADEV üzerinden birçok kadın kooperatifine internet yoluyla da ulaşmak mümkün. İçinde bir kız gezer, hop ninen ölsün. Tüm kadınlarımızın eline, emeğine sağlık. Şimdi reklam zamanı. Çalar Saat hafta sonundan bu sabah bu kadar efendim. Dilerim ki günün diğer kalanında güzel gündem konuları bizlerle birlikte olsun. İyi haberler alalım. Sevgi ve saygıyla kalın. Yarın sabah tekrar görüşmek ümidiyle.